özellikle kendimde GitHub'da, GitHub hesabında açık kaynak proje geliştirmeye çalışıyorum vesaire. Aslında bir JavaScript developer'ım özünde. Ama tabii diğer dillere de dokunduğumuz zamanlar oluyor. Bugün işte bu belge konusuyla ilgili benim de işte open source açık kaynak geliştirici olarak benim de çok yani zaten şöyle hani açık kaynak kullanıyorsanız geliştiricisi olmak yani açık kaynak kullanıcısıysanız ya da özgür yazılım belgesiz bir kodu zaten zannetmiyorum içeri alacağınızı. Zaten alamazsınız, zaten okuyamazsınız da. Anlamayabilirsiniz ve ne yaptığını da çok bilmeyebilirsiniz. Bu yüzden zaten hani kendim bizzat belgeye ihtiyaç duyan biri olarak kendim de açık kaynak kod yazarken, paket geliştirirken belge üzerine çok düşmeye çalışıyorum. Dolayısıyla tabii bu belge yazma süreçlerini geliştirirken kendimce çok uzun zamandır ben yani yaklaşık 6-7 senedir belki daha fazla işte open source geliştirmeye çalışıyorum. Bu süreçte belgeyle ilgili çok fazla hani kendimde yol kat etmeye çalıştım. Çünkü şöyle bir şey oluyor, açık kaynak dediğiniz şey insanlara public yani bütün dünyaya sunduğunuz bir şey ve iyi de bir şey yaptıysanız ve insanların da yani gerçekten bir sorunu çözen bir şey yaptıysanız insanlar size soru sormaya başlıyorlar. Bunu nasıl kullanırım, şurayı nasıl çözerim vesaire gibi. Bu noktada belge çok önem arz ediyor. İnsanlardan bir kere sürekli soru sormasını istemiyorsunuz. Birincisi. Sürekli aynı soru geliyorsa diyorsunuz demek ki burada benim bir eksiğim var, oraya ekliyorsun vesaire. Tabii bu süreç insanda bir eğitim, yani bir şekilde sizi geliştiriyor. Bir eğitim süreci yaratıyor sizde. Bu noktada da kendime bir yol çizdim. Dedim ki yani önce belgeyi yazarsam biraz daha iyi olabilir. Bunun detayına birazdan gireceğim zaten neden iyi olur. Konumuzda zaten test güdümünü geliştirmeyi biliyorsunuzdur. Bilmeyen var mı test güdümünü geliştirme nedir? Test güdümünü geliştirme şudur. Önce test kodunuzu yazmazsınız, kodun test kodunu yazarsınız. Yani kodunuzu test eden bir kod yazarsınız. Ortada henüz kod yokken test kodunuzu test etmek ister. Edemez çünkü kodunuz yok. Sonra o testi sağlayana kadar testlerin kodunuzu yazarsınız. Böylece test her zaman sizin koruyucunuz olur. Yani o kodun garantisiz o testtir. Test güdümünü geliştirmede bütün testler geçtiği zaman şunu dersiniz, benim kodum çalışıyor. Yani benim kodum doğru olması gereken işi yapıyor. Rastgele bir kod yazmadığınızı bilirsiniz. Ya da bir yazdığın özelliğin başka bir aynı kodun başka bir özelliğinin bozup bozmadığını da bilirsiniz. Çünkü her durumu test ediyoruz. Belge nedir diye tabii bir sormak lazım önce. Belgenin ne olduğunu bilmeyen yok herhalde. Evet, aslında bu. Yani ben de buna dedim ki belge bir şeyi ifade etmektir. Yani bu nedenden dolayı böyledir. Bu aslında bir kısaca bu bir belgedir. Biz kod yazarken genellikle şimdi şurada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bunu en son 3 sene önce yaptım galiba sunumu. Şöyle sorular gelmişti. Biz ofiste kendi şirketimizde de kod yazıyoruz. İşte kendi projelerimiz var atıyorum. İşte otel yazılım yönetimi. Bunun belgesi, buna da belge yazabilirsiniz ama buradaki metodoloji biraz daha farklı. Burada ona da belge yazmalısınız da zaten. Ama bahsettiğimiz belge bir ürünün kullanım kılavuzu değil. Yani otel yazılım sisteminin nasıl kullanılacağını, şuraya tıklayın, buraya tıklayın değil. Bu zaten o ürünün bir kullanım kılavuzu. Bizim bahsettiğimiz belge kodun teknik olarak kullanım kılavuzundan bahsediyoruz. Yani şey değil, onu hani çünkü belge dediğimiz zaman da çok geniş kapsamlı bir hale geliyor. Geçen yani en son sunumu yaptığım zaman da bu şekilde sorular gelmişti. Hani belge deyince
hani yaptığınız ürünün UX'inden bahsetmiyoruz. Bu değil. Yaptığımız şey açık kaynak ya da kapalı kaynak bir kodun nasıl kullanılacağını, kod seviyesinde nasıl kullanılacağını anlatmak derdimiz. Bu noktada işin içine de tabii yine Markdown ya da Restructured Text gibi formatlar giriyor. Biz Markdown'u şahsen tercih ediyorum. Çünkü gerçekten çok kolay yazması. Yani belki toplamda 7-8 tane komutu vardır. Komut dediğimiz işte bir syntax'tan bahsediyorum. İşte bir diyez yaparsanız işte bu birincisi en büyük başlık. İşte iki diyez yaparsanız iki H2 aslında falan gibi. İşte yıldız yaparsanız bunlar maddelendirme yapıyor vesaire. Hani HTML yazmıyorsunuz ama çıktısı HTML olan bir şey yazıyorsunuz. Ve Markdown'la eliniz alışınca her şeyi Markdown'lıyor. Ben yani normalde yani şeyde her şeyi Markdown yazıyorum. Twitter'da bile bazen kod kısımları mesela Markdown formatında yazıyorum. O tamamen el alışkanlığı haline geliyor. Markdown o açıdan gerçekten hayat kurtaran bir şey. O yüzden belge dilimi ben hani neden Markdown'da yazıyorum ya da herhangi bu tarz bir syntax'la yazıyorum. Çünkü o HTML oluşturmakla zaman kaybetmemem gerekiyor. Benim tamamen yazacağım içeriğe odaklanmam gerekiyor ve bunun bir şekilde plain text olmamasını istiyorum. Yani dümdüz hiçbir format olmayan bir plain text olursa yine o kadar anlamlı. Çünkü bazı yerleri vurgulamam gerekiyor, bold yapmam gerekiyor mesela. Ya da bir başlık atmam gerekiyor. Ya da alta bir çizik çekmem gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler belgede. Kategorize edebilmek için. Hatta emoji falan kullanıyoruz mesela. Biraz daha böyle artık işi hipsterlar vurmak noktasında. Demin bahsetmiştim. Test Driven Development'ın ana fikri önce test driven yazdır. Test Driven Development der ki zaten hani test driven test sizi güdüyor. Yazdığınız test sizi güdüyor. Güderek o şekilde yazıyor. Siz o şekilde yazıyorsunuz kodu. Test Driven Development'ın ana felsefesi der ki önce testlerini yaz. Önce testleri yazmanın ne gibi bir avantajı var? Ondan bahsetmiştim. Pardon. Ne gibi bir avantajı var? Dediğim gibi önce kodunuzun nasıl çalıştığını test ediyorsunuz. En az ortada kod yokken. Mesela kodu görebiliyor musunuz? Mesela it should have two values demiş. İşte bu bir Ruby sintaksi bu arada. İşte bir tane app diye fonksiyonum varmış. İşte 2 ve 2'de iki tane parametre geçmişim 2 ve 2 diye. Diyorum ki expect bekliyorum yani bir şey bekliyorum. Diyorum ki add 2 2'nin 4'e eşit olmasını bekliyorum diyorum koda. Add diye bir fonksiyon yok henüz ortada. Yani öyle bir fonksiyonum yok. Aynı şekilde altta yine diyorum ki işte add 2 2'nin işte 0 olmasını bekliyorum diyorum. Şimdi normalde bir toplama işleminin işte bir tane fonksiyonum var. 2 ve 2 geçince bu fonksiyona parametre olarak 4 vermesini bekliyorum. 2 virgül eksi 2 geçince de 0 vermesini bekliyorum. Fonksiyonumun nasıl çalışacağını söylüyorum testte. Tabii bu işte expect it fonksiyonları vesaire ya da should vesaire nereden geliyor? Bunlara da test framework diyoruz. Test framework'leri bu arada test driven development yapmayan kaç kişi var? Yani normalde yapmıyoruz. Kimse yapmıyor. Zaten genelde yapılmıyor arkadaşlar. Yani şöyle ya şöyle söyleyeyim, test driven development da çok önemli bir konu. Bu arada vakit konusunda bir şeyimiz var mı? Ben böyle dallanabiliyorum. Konuşma böyle hani sohbetli istediğim zaman. Evet, o şekilde. Şey. Bu arada beni kesebilirsiniz. Ben çünkü kaptırıp gidebiliyorum da. Test driven development'da şöyle bir şeyimiz var. Yani şu test driven development şöyle bir şey. Yazması çok zor, tamam mı? Yani şöyle ilk başta test driven hale getirmek kodu ya da test driven şekilde başlamak gerçekten zor bir başlangıç, zor bir motivasyon. Yani gidip de yani herkes işte abi keşke bütün kodum testli olsun vesaireyi çok ister. Ama oturup böyle ben ilk başta hemen kodu yazmadan önce testimi yazayım mı motivasyonunu kurmak bende de zor oluyor mesela. Ben ne yapıyorum? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Önce hemen yazayım da hemen çalışmaya başlasın diye bir psikolojiye geliyor insan. Tabii şimdi o da bir ayrı motivasyon. Oradaki o çalışsın motivasyonu
doğru çalıştığı motivasyonunu yeniyor çoğunlukla. Yendiği için genellikle yapmıyoruz. İşte ama her dilin, yani her dilin test framework'ü var. Yani assembly falan yoktur da. Her dilin test framework'ü var işte. Ve bunlar genelde artık standartlaşmış hale geldi. Genellikle bu RSpec dediğimiz, aslında bunların, yani yanlış hatırlamıyorsam, bunun başlangıç noktası RSpec bu formatın. Diğerleri RSpec'ten aldı diye biliyorum ama tabii yanılıyor da olabilirim. Doğrusunu varsa falan düzeltsin beni. İşte diyorsunuz ki, yani burada bayağı aslında cümle yazıyorsunuz. Yani buradaki amacımız kod yazmak olmadığı için testin olabildiğince insan diline yakın olmasını bekliyoruz. Bu yüzden zaten işte it should add two values diyoruz vesaire. Burada do and yerine süs parantez koyduğunuzu düşünün, başka bir dilin şeyi oluyor bu. Siz söyleyin. Test framework oluyor. Ama işte it fonksiyonu aynı. İşte expect fonksiyonları aynı çalışıyor vesaire. Ya da işte birçok test framework dokümantasyonu var işte. Diyorsunuz ki, atıyorum, bir fonksiyonun şu parametrelerle call edilmiş olmasını bekliyorum diyorsunuz mesela, diyebiliyorsunuz işte. Tabii çok detayına da girmek istemiyorum. Bu bayağı detaylı bir mevzu ama test yazmaya kesinlikle böyle test frame, yani bulunduğunuz, yani yazdığınız, her gün güncel yazdığınız kod dilin, programlama dilinin test framework'ünü öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Yani açın dokümantasyonunu, neler yapabiliyor bu alet? Bir okuyun. Deyin ki mesela, ha bak bu bir spy diye bir şey var mesela, işte bir fonksiyonun, ya da stop var, spy var. Bir fonksiyonu spy koyuyorsunuz ve bu fonksiyonun çalışıp çalışmadığını görüyorsunuz. Ya da işte diyorsun, ya da bir fonksiyonun ya da bir class'ın bir noktada bir exception fırlatmasını bekleyebiliyorsunuz vesaire. Hani bunların tamamı test ediliyor. Programlama dilinin yapabildiği her şeyi test edebiliyorsunuz neredeyse. İşte mock'lar var mesela. Bir server'a, sunucuya bir istek atıyor mesela diyelim. Oradan bir cevap geliyor. Normalde test ederken sunucuya gerçekten gitmemesi lazım. Çünkü sunucu güvenilir bir yer değil. Çalışmayabilir. O yüzden mockluyorsunuz. Mock maket demek. Sanki orada bir gerçekten sunucu varmış gibi bir mock yazıyorsunuz karşı tarafa. Ve yapılan isteğin diyorsunuz ki şu şekilde cevap dönsün bana diyorsunuz. İşte iki tane mock yazıyorsunuz. Bir işte atıyorum 404 döndüğü bir mock yazıyorsunuz. Bir de 200 döndüğü bir mock yazıyorsunuz. İki tane sizin iki case'i de handle ettiğiniz, yani iki durumu da karşıladığınız iki tane maketiniz oluyor. Böylece yazdığınız kodun her hata durumunda nasıl davranacağını ve hata olmadan, yani success durumunda nasıl davranacağını da belirleyebiliyorsunuz vesaire. Test driven'dan çıkıyorum. Çok detaya girdim. Ama test driven development kesinlikle öğrenin. Hatta zaten test driven development'ın bir tık üstünde. Yani o açıdan tabii atlayabilirsiniz, yani test yazmak zorunda değilsiniz ama yazarsanız çok eşsiz ve yani neredeyse hata payı sıfır kodlar üreteceksiniz. Ondan eminim. Ya bence bir kere sürekli konsol log yapmaktan kurtarıyor bu bizi, benim anladığım kadarıyla. Tabii yani tabii şimdi konsol, ya bize şöyle bir şey var, bakın test driven development'ın, ya şu anda ben son yani kaç senedir, yani yani testsiz kod kaç senedir yazmıyorum diye düşünüyorum. Yani şu an çalıştığım şirkette çok yüksek test var yine. Öncelikle Protein'de çalışıyordum, Protel'de. Orada da bayağı testlerimiz vardı. Ondan önce Sivra'daydım. Orada da çok yüksek test seviyede test vardı. Ondan önce yoktu. Yani 2015'ten öncesi muallak bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Ama sonrasındaki tüm çalıştığım her yerde test driven development şeklinde çalışmışım. Ve artık o insana gerçekten çok büyük bir şey veriyor. Yani test olmadığı zaman çok huzursuz hissediyorsunuz. Yani ya bu nasıl çalışıyor, nereyi bozdu? Mesela şöyle söyleyeyim. Şu an büyük bir projede çalışıyorum. Yani Hostmaker'da. İşte Hostmaker'ın finans kısmında çalışıyorum. Mesela finans muhasebe işlemleri yapan bir işte çalışıyorsanız, bir projede çalışıyorsanız test böyle olmaması katliam. Yani öyle söyleyeyim. Şu demek o. Yaptığınız herhangi bir değişiklik, şimdi regression diye bir şey var. Regression geriye gitmek demek. Yani normalde çalışan bir şeyi
normalde çalışıyor. Bir class yazdınız, bir yerde bir şey, bir fonksiyon çalışıyor. Siz başka bir yerde bir şeyi değiştiriyorsunuz ve o yaz değiştirdiğiniz şey oradaki şeyi bozuyor. Normalde testiniz olmasa çıldırma ihtimaliniz çok yüksek. Hani normal küçük bir projede yine çok dert değil ama finans projesi, muhasebe projesi gibi projede testiniz yoksa yani şirketi bile batırabilirsiniz. O seviyede önem arz ediyor. Dediğim gibi konsol log olayı yani konsol log yapmıyorsunuz. Her yere debugger vesaire koymuyorsunuz. Çünkü daha her şeyi cover eden, coverage diye bir şey var bu arada. Bunu da duymuşsunuzdur. Test coverage diye bir şey var. Test coverage şu demek, ne kodumun ne kadarını test etti. Şunu yapıyor, basit yani özet geçiyorum. Test coverage tool şunu yapıyor, testi çalıştırıyor ve testin kollarını analiz edip, testin yaptığı kolları analiz edip, gerçek kodla kıyaslayıp diyor ki şuraları 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 test etmedin. Şu kodun şuralarını test etmedin diyor. Sonra size bir tane test coverage yüzdesi verir. Mesela derler ki işte test coverage'ınız yüzde kaç? %80 üstü olması lazım falan derler mesela. Böyle standartlar vardır. %80 üstü şu demek yani kodun %80'ini test etmiş olmanı bekliyorum. Çünkü bazı yerleri test etmiyorsun diyorsun ya. Çünkü bazı yerler çok açık. Kod yazıyor. Yani yaptığı şey belli. Buraya gidip test etme ya da frame şeyin yani mesela atıyorum JavaScript'te alerti test etmenizin hiçbir anlamı yok. Çünkü browser'ın çalışmıyor olması lazım. Bu sizin kodunuzla bir alakası yok yani. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden test coverage'in belli bir orada bir bazı var. %100 olursa çok iyi. Ama yani %80 üstü falan güzeldir. %90 falan zaten harika. %100'ü o birazcık şey. Biraz şov ya. O birazcık evet gereksiz yani böyle şeyler falan çıkar. Ya biz o test coverage'imiz %100 abi yani %100 diyorsa muhtemelen vaktinin bir kısmını gereksiz test coverage'i kapatmakla uğraşmakla geçmiştir. Güzel bir şey. Güzel bir şey dedim hani böyle dediğin gibi şov yani biraz ama gereksizdir yani o arada bir yerde bir %5-6'lık kısım belki gereksiz olabilir. Test etmesine gerek olmayabilir. Geçmişten gelen legacy kodlar var, testi yazılmamış. Mesela böyle bir sistemin içerisinde testi yazmaya kalktığımızda test kavurucu ne yaparsak yapalım kendimizde yırsak evet, elinde yani bile çıkamaz. Benim 2 hafta önce yaptığım bir işte legacy koda test yazdım. Onu anlayacağın bir dert. Evet, bayağı karmaşık bir iş o. Yani şöyle oluyor, legacy kodu bir kere bir refaktör ediyorsunuz. Legacy kod ne demek? Legacy kod şu demek, legacy miras demek. Yanlış hatırlamıyorsam. Miras kod yani 3 sene önce biri yazmış. Çalışıyor ama kimse bilmiyor nasıl çalıştığını. Bir önceki devlet. Evet yani hani çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. Sonra kimse dokunmamış ona. Hatta içeride hiç çalışmıyor bile olabilir. Öyle kodlar da var. Ya adam yazmış koymuş hiç çalışmamış ya. O kod parçası hiç çalışmamış hayatı boyunca. Yani niye var belli değil. Ama kimse de dokunamıyor çünkü diyorsun ki lan. Bir yer patlar. Bir yer patlar mı emin de değilsin. Kimse o riski de almak istemiyor. Tamam diyor ki ya akşam eve gideyim kafam rahat takılayım. Güzel. Netflix açayım izleyeyim. Çünkü ona bir girerse mesaiye kalacak ya, belli. Bir de şey var müdürlerinin ya da amirlerinin çalışıyorsa dokunma abi. Tabii tabii bir de o var. Çalışıyorsa dokunma. Çalışıyorsa dokunma dedi hani. Yani, çalışıp çalışmadığını da bilmiyorsun. Ama gerçekten ben denk geldim yani. Doğru. O kod hiçbir zaman şeye girmemiş. Run edilmemiş yani. O kod parçası hiç run edilmemiş. Yani, yani niye var? Adam yazmış orada koymuş. Ya silelim bunu. Yok abi ellemiş. Şimdi aynen. Başımıza bela çünkü oldu falan. Çünkü başka bir taraf etkilenir. Hani işte test yazmadığın için başka evet. Bir taraf etkilenir mi bilmiyorsun. Evet. Çok. Testin olsa başka bir taraf etkilenir mi bileceksin. Coverage'in olsa diyeceksin ki lan burası çalışmıyor. Vesaire gibi. Yani test önemli. Özetle çok detaya girdim. Kusura bakmayın. Test driven development sunumu gibi oldu biraz. Rhythm Driven Development da şunu diyor. Diyor ki önce belgelerini yaz abi. Sonra test olayına girersin. Şimdi önce belgelerimizi yazmamızın ne gibi bir avantajı var? Bir kere tamamen ortada kod yok, bir şey yok. İstediğim gibi uçup kaçabilirim. Tabii bu çok basit bir örnek toplama işlemi de. Ben yazdım buraya bir tane toplama işlemi. Dedim ki işte toplama işlemi kendisine böyle iki sayı toplayabilir. Bunu İngilizce de düşünebilirsiniz.
İngilizce olması daha iyidir. Özellikle open source ve özgür yazılımda. İngilizce olması önemlidir çünkü Vue.js kullanan var mı? Vue.js. Vue.js, bazı Vue.js'in orijini yani yazan arkadaş Çinli olduğu için çevresi Çinli, çok Çinli var geliştirici ekipte de. Bazı Vue.js dokümanları Çince. Ya hani Redmi'nin olmamasıyla Çince olması arasında bir fark yok. Yani Çinliler anlayabiliyor, eyvallah. 1.5 milyar insan var, o da eyvallah. Kendi aralarında geçinebiliyorlar, onda da sıkıntı yok. Yani şöyle bir şey anlatayım, araya bir anekdot. Tencent diye bir firma var. Tencent, Omi diye bir tane JavaScript framework'ı geliştirdi. Ben de bunlara logo falan yaptım ve bayağı böyle şey oldu. Aslında çok basit bir framework. Şey temelli, web komponentse Virtual DOM'la bağlayıp React'e benzetmişler. Preact'la birleştirip. Kod falan felaket ama bu arada. Çok spagetti. Ben zaten koda bir girdim böyle bir işte biraz ESLint falan vesaire toparladım ettim bilmem ne. İşte logo yaptım bir kere. Logoları yoktu. Çok kötüydü logoları falan. Beni direkt bunlar core ekibi aldılar. Böyle toplamda 10 dakikada falan. Ondan sonra beni direkt şey yaptılar. Dediler ki bir de Tencent çalışanları bunlar. WeChat'te çalışıyorlar. WeChat ekibi bunlar. Ne Çin'de? Efendim? Çin'de değil mi? Çin'de, evet. Çin'de. Onlar da Çin'de. Shenzhen'de. Sonra beni dediler ki ya WeChat kur telefonuna. WeChat'ti. Bu arada hani WhatsApp'a falan laf ediyoruz. WeChat inanılmaz manyakça bir şey. Yani her şey okunuyormuş falan yani öyle. Çin yani. Ondan sonra abi zaten bu arada WeChat'i sildim. Çünkü WeChat bir gün bir baktım telefonda şey diyor. Not enough space diyor. İşte fotoğraflar var. Google Photos kullanıyorum ben. Orada hani yedekleyip siliyorsunuz telefondan falan. Ya başka bir şey yiyor tamam mı? Sonra artık hani analiz şeyi falan açtım. Bir baktım WeChat 4 GB yer kaplıyor. Lan diyorum ki ne yapıyor bu? Mister. Falan neyse. Sildim yani de. Şeyde Redmi'ye dokunacağım tekrar. Abi beni core ekibi aldılar. İşte Omi Developers diye bir tane grubu aldılar WeChat'te. Konuşuyorlar bunlar falan. İngilizce konuşuyorlar. Sonra bir anda bunlar Çince'ye dönmeye başladı. konuşmaları. Bakıyorum böyle gün içinde böyle 20-30 tane mesaj almışlar ama Çince yani anlayamıyorum. Arada böyle şey sadece Latince kelimeler işte yani Omi.js diyor mesela orayı sadece Latin harfleriyle yazmış. Diyorum da bununla alakalı bir şey işte ya da büyü diyorlar mesela tamam. İyi çocuklar da anlaşamıyorduk. Sonra ben de hani gruptan da çıkmadım direkt WeChat'i sildim. Uygulamayı. Velhasıl Redmi'nin Türkçe olması güzel. Komünite için güzel. Türkiye komitesi için güzel. Ama globale açılmak da önemli. Çünkü Türkçe yazdığım dokümanlar da oldu zamanında. Daha İngilizcem çok gelişmiş değilken. Şu anda da çok gelişmiş değil işte. Bu kadar gelişmiş değilken. Diyorlar ki hani bu nasıl çalışıyor? Halbuki yazmışım orada ama adam anlayamıyor haklı olarak. Daha sonra işte çatpat İngilizce. Zaten bu arada şöyle, ritmilerinizi çatpat İngilizce ile yazıyorsunuz. Sonra bir tane gerçekten Amerikalı, İngiliz vesaire biri gelip Typofix diye pull request açıyor ve bütün imla hatalarınızı düzeltiyor. Yani, kral sen nasıl kralsın? Yani öyle işte abi ben İngilizce bilmiyorum ya işte yazamıyorum falan filan öyle bir yani open source ve özgür yazımda öyle bir şey yok yani. Hani birisi eğer gördüyse düzeltiyor ya hani iş ve adam böyle bayağı oturmuş tek tek redaksiyon yapmış yani editörlük yapmış düzeltmiş ve fıstık gibi anlamıyorum bazı yerleri redaksiyon düzgün yapmış. Neyse burada şöyle bir avantajımız var. Ne yapıyorum? İşte toplama işlemi kendisine verilen iki sayıyı toplayabilir. Bir tane kod parçası koyuyorum örnek. İşte 2,2 diyorum. Sonra çıktısı 4 olacak diyorum. İşte birden fazla parametre de verilebilir ve tüm değerler toplanarak fonksiyon sonucu döner. Güzel. Tamamen ortada kod yok henüz. Böyle olmasını istiyorum çünkü kodun. Bu süreçte bir saniye. Bir şey daha sanki arada var gibi hissettim. Şimdi burada demin de bahsettik aslında birazcık üstünden geçtik ama daha derinlemesine yani. Normalde olay 3'e bölünüyor. Şimdi normalde bu hepimizin yaptığı şey, genel hepimizin dediğim yani genel globalde en çok tercih edilen şey nedir? Önce dediğim gibi kod yazmak. Önce kod yazınca ne yapıyoruz? Testi belki yazıyoruz birazını. Yani işte bazen şey yaparlar. Yani ben de mesela arayüz testi yazmak zordur tamam mı? Mesela işte React, TNF, bu Hooks'la falan biraz daha kolaylaştı test yazma da.
böyle arayüze, yani normalde görsel olan bir şeye test yazmak gerçekten çok zordur. Yani fonksiyonel toplama işleminin, çünkü girdi var, çıktı var. Test etmek kolay. Ama arayüz dediğiniz zaman buna tıklamanız lazım. Arayüz test frameworkleri farklı çalışır. İşte şuraya tıkla, bu formundaki şunu doldur, sonra buna tıkla falan diye komut yazarsınız. Gerçekten o da arkada tarayıcı açıp çalıştırır ve test eder. O yüzden arayüz testlerinde şöyle olur. Ben mesela arayüz testlerinde şeyi yaparım, yapmaya çalışırım. Derim ki, abi şimdi ben arayüzü ikiye bölüyorum kendimi frontendçi olarak. Diyorum ki bir data katmanı var, bir de görsel katman var. Data katmanında her şeyin çalışıyor olması lazım. Yani görsel katman işin makyajıdır. HTML, React vesaire. Bir de data katmanı var. Data katmanında önemli olan orasıdır derim. Çünkü eğer orada her şey düzgün çalışıyorsa yarın öbür gün temayı da değiştirebilirim ben. Hani aynı veri, çünkü veri değişmeyecektir. Yani business logic değişmediği sürece veri çalışma biçimi muhtemelen değişmeyecektir. Değişmeyeceği için derim ki ben veri katmanını test edeyim. Arayüz sürekli değişiyor zaten. Tasarımcı ertesi gün, abi burası güzel olmamış, bunu UX ya da kullanan müşteri bunu kullanamıyor deyip komple bambaşka bir UX gönderebilir. Bunun sürecini yönetmek çok zor. Test yazarken arayüzlere. O yüzden önce kod yazdığımız zaman bir de şöyle olur. Şöyle bir psikolojiye girer insan. Dersin ki ya abi zaten kodu yazdım. Çalışıyor abi. Tamam mı? Çalışıyor. Tamam işte ya geç. Test. İşte birkaç yere yazayım şöyle. Numaradan yazmaya da biz hiç sıfır test yazan da mesela var böyle projelerim kendim. Şahsi açık kaynak olmayan. İşte test klasörünü mesela işte Rails'te yazıyorum, test klasörünü siliyorum komple. Yani çünkü orada gördükçe bizi vicdan azabı çekiyorum. Bazı gözümün önünde durmasın. Komple sil. Belge, zaten belge hiç yazılmıyor. Yani şirketinde çalıştığı projenin teknik dokümanını yazan kimler var? Yine var, kalabalıkmış. Ve zor. Yani gerçekten belge yazmak çok zor. Belgesi olup testi olmayan kaç kişi var? Test çünkü daha zor. Çünkü kod yazıyorsun ya testte. Belge yani yine en azından diyorsun ki işte hani şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor, anlatıyorsun. Yani biraz da yazmaya da meraklıysan yazarsın yani. Ben biraz yazmayı seviyorum. O yüzden hani yazıyorum. Ama test yazmak biraz daha gerçekten kod yazmak olduğu için. Bir de testte bu arada şöyle, testler bug'lı olma durumu da var. Bug'lı test yazabilirsiniz. Normalde çalışan şeyi yanlış test edip false pozitif verir. Oluyor yani. Hani buna da denk geldim. Hani hatırlıyorum çalıştığım şirkette. Test, bir bug fix yapıyorum. Testçi yanlış kodu test ediyor. Yani yanlış çıktığı test ediyor, koruyor. Hani test bir şeyi koruyor dedik ya. Bug'ı koruyor. Tamam mı? Bug'ı fix diyorum. Testçi gelip diyor ki patlattın kodu diyor. Ya diyorum ki fixledim. Testi de düzeltmemiz lazım. Sonra gidip testçiyi ikna etmeye çalışıyorum. Ha bak bu da aslında düzgün olanı, bu çıktı. Ha tamam deyip sonra o testi düzeltiyor. Yani aslında fena da bir şey değil. Hani orada bug'ı fix, yani bir şeyiniz koruyor. Orada bir yapıyı koruyor. Ama tabii bug'ı da koruma durumu olabilir. Onu da işte testin de öyle bir durumu da var. İkinci yaklaşımımız önce test yaklaşımı. Testi %100 coverage yapamayabilirsiniz dediğim gibi. Kodu zaten yazıyorsunuz. Hani kod hep %100. Önce test yazdığınız zaman testiniz çok yüksek oluyor, belgeniz olmayabilir. Bir de şöyle bir şey var, bu da bir yaklaşım. Bir şeyin nasıl çalıştığını open source bir projeye girdiniz. Önce nasıl çalıştığına bakmak için testlere giren kaç kişi var aranızda? Var mı? Ben mesela, bir Uğur varmış. Ben mesela bir şeyi dokümanını böyle hafif yani hissedersem, böyle cılız bir dokümantasyonu hissedersem açarım testini. Çince'si mesela, doğru. Testte Çince bu. Yok. Niye Çince? Test işte en azından yazdığım kodu. Çince yazamıyor. Çince bu yazamaz yani diye düşünüyorum kodu. Hani onu da yazdıysa zaten orada en azından ekstra Çince yazmış olabilir ihtimali. Ya tabii ki kodun içinde comment yazabilir Çince. Yani neticede kod içinde UTF-8 vesaire 16 karakter, UTF-16 falan destekliyor. Yazabilir de en azından bir noktada onu çalışmasını anlatmak zorunda, yani kod yazmak zorunda. Kod yazmak zorunda olduğu için en azından şunu diyorsunuz, he buradan bunu veriyor bu parametreyi, buradan bunu çıktı alıyor falan.
Hani testte kodunu test etmek zorunda olduğu için ben de o testten dokümanını çıkartmaya çalışıyorum. Ha, bunu böyle yapıyor, buradan da bunu bu şekilde kullanmış, buradan da bu çıktı diye elde etmiş diye testten doküman okuyorum. Hani kullanım örnekleri gibi. Aslında kullanım örnekleri gibi aynen. Examples'a da bakarsınız ya böyle hani aa bunu nasıl kullanmış abi bu diye. Ya da işte bazı şeylerde examples deyip işte atıyorum JS Fiddle linki verir ya da bir yere link verir. Ya da kendi içinde böyle küçük kod parçacıkları gösterir. Hani onlara bakmak gibi aslında bu. O noktada test yazınca da önce test yazınca sonra doküman yazmak şey değil. Abi ya işte zaten her şey orada belli. Bak oradan geç. Ya da yani ben dediğim oldu yani. Belge yine yazabiliyoruz da yazmayabiliyoruz. Ama önce belge yazarsak, belge yazdığım için test edeceğim şeyler aslında zaten testin yarısını yazmış oluyorum belgede. Öyle bir avantajım var. Hatta bu arada şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam bazı diller çalışabilir Markdown diye bir şey var. Markdown yazıyorsunuz ama bir komut şeyine verdiğiniz zaman yorumlayıcıya verdiğiniz zaman onu readme yani Markdown'un aslında şöyle Markdown'da sıfırıncı indent koddur. Birinci indente geçtiğiniz zaman bir tab içeri geçtiğiniz zaman bu kod demektir. Aslında çok basit bir hackle şunu yapmışlar diyor ki bütün sıfırıncı indentleri yok sayayım, doküman sayıyorum. Birinci intentleri de kod sayıyorum. Hepsini çalıştırayım diye bir mantık var. Şimdi normalde readme yazıyorsunuz. Sonra onu yorumlayıcıya verip çalıştırabiliyorsunuz vesaire. Hani öyle test yazanlar da var. Çok nadir böyle şeyler ama bu da bir yöntem. Hem test yani testle şey bir arada geziniyor. Hatta geçen yeni bir şey gördüm. Saniye göstermem lazım onu size. Observable HQ diye bir şey var. Bu Jeremy Ashkenaz diye bir abimiz var. CoffeeScript yazan, aslında Backbone.js, Underscore.js, CoffeeScript yazan, üçünü yazan arkadaş. Çok böyle bir ama çok güzel işler yapıyor. Bu aslında bir doküman. Ama şuralarda mesela buraya bayağı ondan sonra şu sağdan play ediyorsun. Ha aynen. Oradan çıktı yani. Çıktı nerede? Yani şurada. Hemen üstünde. Hani bu şekilde işte bayağı burada şey falan da var. Hani yazdığınız kodu direkt orada çalışabilir. Hem doküman hem test aracı. Abi böyle çok harika bir şey. Bayağı kendinize burada bir şey açıp hesap açıp burada aslında ben şey düşündüm ya doküman aslında open source projenin dokümanları burada çok güzel gider falan diye böyle hoşuma gitti yani şey yaparken. Böyle bir şey de var. Bu yeni çıktı bu arada. Böyle belki yani ben yeni duydum diyeyim daha doğrusu. 3-4 haftalık falan bir şey ama bayağı da yeni bir mevzu. Bu arada hani böyle şey normalde dokümanlarda bu şekilde objeleri gösteremeyiz. Yani zor olur yani. Yani sadece şey çıktısını böyle bayağı string olarak gösterir. Bu da bayağı gerçekten objenin çıktı. Satırı kırarsan, satırı kırmazsan gidiyor. Aynen. Burada bayağı böyle şey hani sanki terminal diyorum, konsolda, işte browser konsolunda bir şeyleri yapıyormuşum gibi gerçekten burada çalışan bir kod var. Hani ve bayağı güzel etkileşim var. Çalışıyor, aynen etkileşim var. Vesaire. Şuna devam edelim. Ha, dediğim gibi, belgeyi önce yazarsak testini artık belgede her şey belli olduğu için testini yazmamız çok rahat oluyor. Çünkü önümde neleri test edeceğime dair bir liste var. Artık bir beni güden bir şey var. Zaten belki güdümlü dedik ya. Daha sonra testini yazınca zaten artık kodu da yazabilirim. Ve kodumun en son yazdığımda, kod tamam abi.
bütün testlerden geçiyor dediğim anda muhtemelen kodum düzgün çalışan bir kod. Peki belgeyi düşünme amaçlı kullandınız mı hiç? Yani readme önünüzü açıp ben burada ne yazacağım diye düşünme amaçlı kullandınız mı? Zaten o şekilde, o amaçla kullanıyorsun ilk başta. Yani ben şöyle, ben nasıl kendi prosesimi söyleyeyim. Bir proje yazacağım. Open source. Ya da open source olarak şirket içinde de yazıyor olabilir. Diyorum ki, bu arada şirket içinde de paket yöneticisi kullanmanızı tavsiye ederim. Yani şirket içinde private paket diye bir şey var mesela. NPM'de var ya da kendiniz NPM sunucusu da kurabilirsiniz. İşte bu bütün dillerde de özel paket şeyi destekleniyor. Yani projenizi paketlere bölüp sürekli her yerde kullanacağınız şeyleri paket haline getirip tek bir monolitik uygulamaya da yazmak yerine paket kendi özel paketlerinizi geliştirip daha sonra onları kendi NPM özel NPM sunucunuza yükleyip daha sonra oradan kullanıyor. Orada dokümanı da olsun vesairesi de olsun. Yani open source proje yazar gibi yazabilirsiniz kendi şirketinizdeki işinizi de aslında. Aynı sistem farklı değil. Sorduğun soruya geliyorum. Readme zaten şu olayın özü oturup readme'yi düşünmek. Ben ne yapacağım? Bu kod ne yapacak? Nasıl çalışacak? Oturup readme'de ne yazacağını düşünürsen zaten kodda ne yazacağını zaten %80'ini düşünmüş oluyorsun. Geri kalan artık işin implementasyon detayı kalmış oluyor. Bir de şöyle bir avantajımız var. Kodu tek başımıza yazmıyoruz abi, neticede şirkette çalıştığımızı düşünelim. Kodda, yani şirkette, bizim şu an Hostmaker'da yaklaşık herhalde zannediyorum 50 tane yazılımcı var, 50 geliştirici var. Ve bizim şu an şirkette herkes full stack. Herkes her şeyi yazabiliyor. Yani böyle şey, title ayrımları çok net değil. Yani DevOps'cu var, DevOps'la ilgilenen bir adam var ama o adam gelip bir anda frontend'de React de yazabiliyor. Dolayısıyla çok etkileşimli çalışılan bir projede ister istemez bir şeyler üzerinden tartışman gerekiyor. Ve bunu geliştirme esnasında yaptığınızı düşünün. Bir kod yazdım ben. Uğur'a dedim ki abi şurayı şöyle yaptım. Şimdi Uğur'un bir kere bir kodu anlaması lazım. Oturup abi bakayım şurada sen ne yapmışsın deyip bir anlaması lazım. Ortada kod varken. Şimdi adam ekstra bir proses kattı. Hani şey o sırada kafası kendi uğraştığı başka bir testte vesaire de olabilir. Çok ciddi şekilde odaklanamayabilirim yazdım kodu. Çünkü kod neticede bu bir matematiksel bir şey yani. Orada bir matematik işlemi var. Bir problem çözüyoruz vesaire. Ve ben çözememişim ya da. Bir yerde takılmışım. Bir danışmana ihtiyacım orada. Danışacağım birisi lazım. Soruyorum. Diyor ki ya tamam şurayı şöyle yapsan iyi olur ama çok da detaylı gözden geçiremiyoruz. O yüzden kod üzerinden tartışmak çok zor bir iş. Şöyle bir şey vardır. Bir karikatür mü vardı bilmiyorum. Bir şey hatırlamıyorum da. Böyle şey pull request var böyle upuzun. Tamam mı? Approve herkes veriyor geçiyor. Hiç review edilmemiş. Diyor ki tamam hadi bas geç. Approve'u biliyorsunuz değil mi? Hani pull request'e approve verirsiniz. İşte iki approve'dan sonra merge olabilir vesaire. Şöyle 3 satırlık bir kod değiştirmişiz, altına böyle 20 tane yorum gelmiş. Çünkü herkes o konuda yorum yapabiliyor. Çünkü çok basit bir kod parçası ya. Yani diyor ki ya burayı böyle yapmamıştı, burada şunu kullansan daha iyi olur. Artık fanteziye kayıyor ama şunu kuzum böyle atıyorum gerçekten karmaşık bir iş yapmışsınız. Bakıyor adam böyle olmuş abi ya güzel tamam diyor geçiyor yani. Böyle bir paradoks var değil mi? Normalde çok yorum olanın uzun olan olması lazımken millet bilmiyor çünkü kod üzerinden tartışmak zor. Testler üzerinden tartışmak işte yani testler bir tık daha neticede bir girdi çıktı ilişkisi olduğu için diyorsun ki bu şekilde he tamam. Ama neticede testin kendisi de bir kod. Testler üzerinden tartışmak yani zor. Çok kolay, zor değil ama zor. Belge üzerinden tartışmak kolay çünkü normal neticede normal herhangi bir konuya. Yani ben diyorum ki, Uğur diyor ki, abi şunun şu şekilde yazsak da öyle çalışsa daha tatlı olmaz mı diyor mesela. Ben de diyorum ki, aa lan doğru söylüyorsun bu şekilde. Ben işte 2,2 yerine işte sallıyorum. Array olarak vereyim onu ben. 2,2 böylece başka onu başka bir yerde de tutabilirim. Onu
dizi olarak. Şu an örnek veriyorum tamamen. Yani parametre, tek parametre alsın, bu bir dizi olsun. Hani şey olacağına, parametre sıralı parametre olacağına tek bir tane dizi alabileyim. Böylece o diziyi başka bir yerde tutarım. Ona direkt tek bir parametre olarak geçebilirim. Ben diyorum ki, aa doğru, mantıklı diyorum mesela. Ben mesela böyle bir örnek yapmışım diyelim. İşte toplama işlemin deminki örnek. Yazdım böyle çalışacak 2 artı 2. Şey, el toplama 2 artı 2 vereceğim, 4 olacak. Sonra biz bu sunumu Halil ile yapmıştık. Python İstanbul'dan. Oradan Halil Kaya'nın okulu var. Halil de diyor ki, abi bak şöyle de bir şey olabilir deyip buraya bir tane altına ekleme yapıyor. Örnek tabii. Diyor ki işte currying ve intermediate function gibi kullanabiliriz diyor. Mesela ben diyor fonksiyonu diyor tamamlamadıysam diyor. İşte tek bir parametre verdiysem diyor. Bu bana bir fonksiyon dönsün. Ona verdiğim fonksiyona verdiğim parametre de diyor. Neticede tek bir sayıyı toplayamazsın ya. Tek iki. İki ne? İki bir şey bu, iki verdiğim zaman İşte buna 3 eklediğin zaman da bana 5'i versin. Yani bir fonksiyon parametresi daha bekleyen bir fonksiyon dönsün bana. Mesela örnek, hani bu tamamen şey tabii. Böylece bunun üzerinden tartışmamız çok daha rahat hale geliyor. Çünkü ortada tamamen bizim kendi kafamızdaki dünya yani. Hani ben böyle çalışmasını istiyorum abi. Olmaz mı? Olabilir. Olmayabilir. Peki teknik problemden dolayı yapamayacağız onu. Ama en azından bunu düşüneceğiz. En günün sonunda benim ritmi fonksiyonum bu şekilde, ritmim bu şekilde oluyor diyor. Toplama işlemi böyle çalışır. Eğer tek bir parametre geçerse, işte tek değer verilmesi durumunda toplama işlemi toplanacak başka bir değer için başka bir fonksiyon dönebilir. Mesela. Diğer konumuz, bunu baştan da değinmiştik zaten galiba, bittik. Belgelendirilmeyen kod özgür bir kod değil. Yani şimdi şöyle bir durum var mesela işte açık kaynak ve özgür yazılı. Buradan ikisini de kullanıyorum ben. Belgesi yoksa istediğiniz kadar kodu olsun. O kod tam olarak ne yaptığı belli olan bir kod değil. Yani açık kaynak olması ya da özgür, yani kaynağın aslında görünebiliyor, okunabiliyor olmasının aslında özgür yazılım ve açık kaynak dünyasında tamamlayıcı bir şeyi yok. Yani tamamlanmıyor. Açık bir, tamam kod açık okunabiliyor da abi kod ne yapıyor? Ya bunu ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. O yüzden belge yoksa bu kodu istediğiniz kadar, yani şöyle şeyler oluyor mesela. Bazıları yapıyor mesela, bir kod açıyorlar. Diyor ki biz kodumuzu açık kaynak hale getirdik. 5 megabaytlık kod var. Tamam mı? Sallıyorum. 5 megabaytlık kod var, yani megabayt diyorum. Kod, text, 5 megabaytlık text var. Abi açık kaynak işte oku. Lan neyini okuyayım? Nasıl okuyayım ben bu kodu? Hani ne yaptığını bana anlatman lazım. Şey gibi bu. Çince döküman, bir tane size makine verdim. Bir tane de Çince menü verdim. Çince'ye de biraz yüklendim bugün ama. Çince menü verdim. Dedim ki abi al oku yap. Ya abi tamam dedim. Nasıl kullanacak? Kullanım kılavuzu. Çince. Abi işte eskide dökümanı var orada. Nasıl kullanacağını yazıyor yani. Al oku. Gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Hani onun hiçbir kıymeti yok. İşte belge ifade dedik ya başta. Bir şeyi ifade edilemiyorsa bana, ben anlayamıyorsam benim için yok hükmündedir o. Bu yüzden belge yoksa kod özgür değil maalesef. Çok görüyorum çünkü o şekilde mesela bir şekilde kod paylaşılmış ama hiçbir şekilde belgesi yok. Ben kapatıyorum kodu yani. Çünkü bir kere zaten öyle bir vaktim yok. Gidip onu anlayayım. Zaten onu anlayacak şeyim olsa, vaktim vesaire olsa katkı yaparım vesaire, bir şey yaparım yani. Belgelendirmemiş kod pahalıdır. Neden? Neden pahalı? Çünkü vakit, yani oturup belge, demin bahsettiğim bir önceki slide'da bahsettiğim mevzu. Oturup bütün kodu okumam gerekiyor. Bu benim vaktimi alan bir şey. Ek olarak ekibe yeni biri katıldığında onun o projeye adapte olması tamamen vesaire. Tamamen aynı fikirdeyim. Ve katılamaması. Ve katılamaması aslında. Tabii tabii. Yani katılamıyor. İstediğin kadar parası olsun, adam bulamıyorsun. Hani oryantasyonu şey olun ve yani gelip şöyle, seni bölüyor bile. Evet, yani, o da var. O da maliyet. Dedin ki işe biri geldi. Yeni başladı çocuk. Dedin ki hadi at, burada şu test var yaz.
Abi çocuk ne kadar iyi yazılımcı olursa olsun o kodun içini dışını anlaması lazım. Yani ne var ne yok anlaması lazım. Normalde çocuk iki günde anlayacağı şey senin oturup belge yazarak. Çünkü belgede şöyle bir şey olabilir bak. Şöyle belgelere şey yazarım. Bir tane uyarı emojisi koyarım. Mesela dersin işte şu şöyle olursa böyle olur. Vesaire diye küçük notlar geçersin. Ve bunlar böyle çok nokta yerlerdir. Ama sen bilirsin bunu. Tamam mı? Hasan bunu bilmiyor. Oturduğun önüne de kod verdin. Hadi dedin ki tespiti de çöz. 3 günde süren var. Ama adam 3 günde kodu mu anlasın? Olayımı, yani bir de kodu anlamak da yetmiyor. Bir de işin business logic'i var. Yani bir iş, yani sadece kod bazında bir kod, tamam bilgisayarla nasıl konuştuğu konusu okey, onu anlıyor. Ne yaptığını da anlıyor ama neye hizmet ettiğini anlamıyor. Bu kod ne yapacak? Bu kod niye var? Anlatamıyorum. Çünkü çok bazı exceptional bir şey var mesela burada. Diyorsun ki abi yani bu çok saçma, bunu niye böyle yapmadın? Yani onun öyle yapılmasının bir sebebi var neticede. O şekilde zamanında biri o şekilde yazmış. Ve niye yazdığını kimse bilmiyor. Çünkü ortada o belgelendirme, oraya not yazılmamış, vesaire bir şey yazılmamış. Ve bunlar vakit. Siz bir ay adama tek bir tespit çözmesi için zaman vermek zorunda kalırsanız maaşını da çocuğun vermeniz lazım. Adam normalde belge varken bir günde, iki günde yapacağı işi adam üç haftada yapıyorsa çocuk da aramamak lazım. Yani çalışan da aramamak lazım suçu. Birazcık diyeceksin ki abi ben çok da düzgün bir kod beyine sahip olmayabilirim. Bir de bu konuşmayı hazırladığım zamanlardaki Twitter'da popüler dönen bir mevzu vardı. İşte biraz yine kadın yazılımcılıkla alakalı bir konu dönüyordu. İşte şey, orada bir hani kadın yazılımcılara işte belge yazmak gibi ikinci sınıf işler veriliyor. Ben de şimdi belge yazan biriyim, çok üstüm alındı. Tamam mı? Hani belge yazmak... Hani işin bir parçası değil, asıl iş değilmiş de yanlışmış gibi. Evet evet, böyle bir algı var tabii. Angara iş kadın yazılımcı noktasından çıkmıştı o zamanki tartışma, tabii üstünden bayağı geçti o mevzunun. Ya oradaki vurgulanmak istenen, eleştirilen kısım tabii ki farklı bir şey. Onu da anlıyorum aslında ben, ama orada belki onu hani onu argüman olarak belgelendirmenin ikinci sınıf iş şeyini çekilmesine, yani argüman yanlış. Hani evet. Yoksa oradaki endişeyi aslında denmek istenen, verilmek istenen mesaj haklı. Başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama öyle değil. Hani o değil. Hani belgelendirme ikinci sınıf bir iş değil. Gerçekten ben hani belge yazan bir adamım ve zorlandığım bir alan belge yazmak ve işin önemli kısımlarından biri yani. Birinci sınıf bir iş. Bence oradan iki tarafta vuruyorlar. Tabii. Şirkete yeni gelecek junior'a verilecek iş değil aslında bu, değil mi? Genelde herkes de öyle bir şey. Yani bunu hani kadın yazılımcı üzerinde tartışılmıştı o zaman, ama şeyler de var, stajyerler de. Yani bunu işveren de mesela patron, işte stajyere ver belge yap. Abi belge stajyerin yazabileceği bir şey değil. Bayağı senior adamın yazması gereken bir şey. Bu senior adam bunun nasıl çalışacağını vesairesine ya da bir şeylere karar vermesi lazım. Ben de denk geldim ona. Hani. Abi otur sen orada belgelerin işte döküman yaz. Belgelendirmeye özel iş dalı var. Yani tabii tabii. Hayatı doksu küresel çapta aslında kişi belge yazmak olan adamlar düzenliyor. Yani ben Türkiye'de bir baktım, tek işi belge yazmak olan kimse var mı diye. Yok. Denk gelemedim yani. Belki var mı ne diyoruz ulaşsınlar diye. Ama adamların işi o. Ve diyor ki hani belgelendirme üzerine uzmanlaşıp kişi belge yazmak olan adam da şeyi bekliyorlar. Yazılımı anlaması, birkaç yazılım dili bilmesi, hani öyle uçup kaçıp ezbere kullanması değil ama en azından söz dizimini bilmesi. Bunu anladıktan sonra insanlarla iletişimin iyi olması. Çünkü bazen atıyorum bu son kullanıcı belgesi ise sokağa salacağız, adam bir şeyler öğrenecek, deneyecek, öğrendiklerini geri yazacak. Yani hem böyle müşteriye dokunan, ürünün sunumu tarafında bir şeyler bilen, hem yazılım tarafında bir şeyler bilen, hem de teknik olarak yazı yazabilecek adamları belgelendirmeye için alıyorlar. Ve hani işte o isimlerini duyup genellikle geliştirici ilanlarını iş ilanı olarak paylaştığımız büyük şirketler, girişim olarak çıkıp büyümüş olan abilerin buna özel departmanları var. Mesela onları kelebek sistem oturtanlar var. Kelebek sistem nedir? Hani sınava girerken bizi karıştırıyorlar hepsini birbirine. Bu adamlara diyorlar ki hani
kura çekiyorlar atıyorum. Diyor ki sen diyor bugün işte şu hafta boyunca şu birimle beraber oturacaksın. Adam toplanıyor, gidiyor onların yanına oturuyor, orada çalışıyor hafta. Öbür hafta kalkıyor, öbür tarafta çalışıyor. Çünkü çalışıp onu üreten adamları tanımasını da istiyorlar. Yani acayip bir alan. O yüzden bu Right the Dogs tarafında onların ürettiği yönergelerle beraber ileride sunumlarımız, çeviriler falan iyi olacak değil mi? Bu arada mesela React bayağı böyle 1-2 aydır galiba bütün dillere çevirmeye çalışıyor React dokümanlarını ve neredeyse her dili çeviriler yani böyle hiç duymadığın diller falan var ya ve hep her şey çeviriliyor. Yani birisi yani düşünce düşünün Facebook bu işe adam atıyor diyor ki abi siz bunu işi yapacaksınız ve yani bu arada developer experience diye bir şey daha var. Mesela yanlış bilmiyorsam Fatih Arslan DigitalOcean'da developer experience tarafında çalışan bir arkadaş. Developer experience şu böyle yazılımcının aslında yazılımcının hayat standardını yükseltmeye yönelik bir iş dalı. Belgede bunlardan birisi. Yani React'i düşün mesela. React'in dokümanlarını düşün. Deli gibi doküman var. Ve her şeyi dokümana ekliyorlar. Yani her yapılan küçük iş farklılığı, özel diyor ki işte şunu şöyle çalışsa şöyle olur. Her şeyi tek tek detaylandırıyor. Ve doküman olmasa, bugün React'in dokümanı olmasa kimse React yazamazdı yani. Çünkü gerçekten kompleks bir yapı. Kendi içinde. Virtual DOM vesaireler bilmem ne. Oturayım ben sana dümdüz React kodunu vereyim. Hadi abi hadi kullan de. Kullanamazsın öyle bir şey değil. Doküman gerçekten çok önemli bir iş. Dediği gibi uğrunda öyle hani bu iş için çalışan adamlar var. Türkiye'de yok. Tabii Türkiye'de bir kere yani Türkiye'de tabii kıyaslamamak lazım çok. Türkiye'de bizim daha başka dertlerimiz var genel olarak. Yani sektör olarak demek istiyorum. Tabii domino etkisi de bu. Neyse. Sektör olarak başka dertlerimiz olduğu için hani biz daha çok işte aslında survive modda takılmaya çalışıyoruz. Ama aslında bu da bir tık işin survive modunu etkileyen bir şey. Çok önemsemesek de. Belge önemli bir iş. Her şeyin belgelenmesi çok önemli. Şimdi şeye değince. Peki abi tamam güzel konuştun da nasıl başlayacağım? Nasıl yapacağım yani ben bu işi? Bana bunun bir reçetesini söyle. Ben de oturayım artık. Open source. Gerçi bu arada open source proje geliştiren var mı böyle GitHub'da open source projelerim olan? Güzel. Tamam abi güzel. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bunu da bir teşvik olarak şey yapayım. GitHub hesabınız yoksa... Olmayan var mı GitHub hesabım yok diye? Varsa da zaten artık cümlenin başında biraz şey girdim söylemez. GitHub hesabı olmayan varsa var mı yok mu abi? GitHub hesabınız yoksa zaten açın. Yani GitHub... Ya ben şöyle söyleyeyim. Mesela iş görüşmelerine birilerini çağırıyordum. GitHub'ı yoksa yani çok iyi olabilir abi. Gerçekten böyle dahi falan olabilir. Ama GitHub'ı yoksa ben seni tanıyamam. Kusura bakma yani. Benim tek elimdeki referansım o. GitHub'ın olması tamam hesap boş hesapsa da bir tık. Hani en azından şunu diyorum. Ya, tamam GitHub açmış da. Tamam onu açabiliyor en azından. Biliyor ki diye bir şey var. Neyi yıldızlamış da çok güzel. Neyi yıldızlamış da güzel mesela bir şey. O da etkili bir şey. Kod yazamıyor olabilir. Yani utangaçlık, kod utangaçlığı diye bir şey var. Bu tabii böyle benim uydurduğum bir kelime de. Doğru. Ben kod utangaçlığı var. Abi ben paylaşamam kodum. Ya paylaş. Ya yok abi kötü kod ya. Ya gözümü seveyim kimse okumayacak onu zaten. Kimse okumayacak ya. Yani gerçekten kimse okumayacak. Kimse... Ya millet kendi kodunu okumuyor abi. Senin kodun ne yapsın ya? Adam kendi 3 gün önce yazdığı kodu okumaya ermiyor ya. Gerçekten okumayacak. Abi kötü kod. Ya biraz toparlayayım da açarım. Ya bir şey yok abi. Kod toparlamazsın yani. Aç geç. Birileri toparlar işte. Bakar böyle aa ulan güzelmiş deyip adam pull request'ı açar geçer. Benim bir sürü projem yürüyor hala mesela. Pull request'ler geliyor. Bakıyorum ha güzel olmuş deyip merge ediyorum mesela. Yani proje gelişiyor ama ben geliştirmiyorum. Anlatabiliyor muyum hani? Kodu ben yazmıyorum yani. Kodu açtığım için oluyor bu. Kodu açmasam zaten gelişmeyecek. Yani zaten ben öyle bir vaktim yok vesaire. Kodu hani bir kere GitHub açın. Ve gerçekten böyle bununla ilgili başka bir sunum daha vardı. Biraz kötüydü o sunum ama yani biraz üstüne çalışmam lazım. Abi kodu nasıl ben open source hale getiririm? Yani bir kodu nasıl yani şirkette bir kod yazdık.
Abi bir tane, bu arada şey, böyle ara falan isteyen olursa ben bayağı uzatıyorum vaktimiz daha bol diye. Ama ara falan isteyen olursa bir ara veririz. Hani mesela şöyle bir şey yapma işte, şirketteki kodum, abi tamam ben hep şirkette bütün gün çalışıyorum saat 8-5. Tamam güzel, işte abi hangi ara open source yapacağım? Abi her an open source ya da özgür yazılım yapabilirsin, açabilirsin yani kodunu. Ne demek bu, nasıl yapıyorsun bunu? Abi şirkette, tabii şirketin içinde, şirket özelinde de açabilirsin, kendi özelinde de açabilirsin. Çok basit bir probleme, çok basit bir çözüm bulmuşsundur. Tamam mı? Örnek veriyorum. Leftpad'i hatırlıyorsunuz değil mi? Azer Koçulu'nun evet. Bütün dünyayı kırdığı mevzu. Hayvanlar, bilmeyen var mı? Bilen var mı? Bilmeyen var mı? Facebook'u çöktü. Abi Facebook, Azer Koçulu diye bir arkadaş var. Yani bizim toplulukta da yakından tanıdığımız bir arkadaş. Amerika'da yaşıyor. İlginç bir mevzusu var. Biraz böyle idealist bir abimiz. Bu şey yapıyor. Size söyleyeyim. Bir yere tatile gidiyor diye bakıyor. Bir yerde open source, çok open source. Yani GitHub'da çok fazla paketi var. NPM'de çok fazla paket yazmış. NPM bir tane NPM paketin adı bir tane startup'ın ismiyle çakışıyor. Tamam yani. Bir tane startup var. Şu an hatırlamıyorum. Kick Messenger'ın ismi. Kick miydi? Evet. Kick doğru. Kick diye bir tane paketi var bunun. Ve NPM'de Kick paketi bunun. Startup Messenger olan şey yapıyor. NPM'e diyor ki ben bu paket, benim ismimi ihlal ediyor diyor. Ve ben bu ismi almak istiyorum diyor. Bunlar Azer'e böyle birazcık üstten bir mesaj atıyorlar. Sonra bayağı şey gibi böyle demir yumruk misali gelip tak diye adamın elinden paketi alıyorlar ismi. NPM bunu yapıyor yani, bayağı şey yapıyor yani, kötüye kullanıyor gibi. Tabii Azer de diyor ki lanet olsun diyor. Bütün proje paketlerimi şeyden çekiyorum diyor. NPM'den bütün paketlerini kaldırıyor. NPM sonra paket kaldırmayı kapattı. Facebook yarını geliştirdi. Yani o öyle bir domine etkisi yaptı ki Facebook yarını geliştirdi. Yarını da şeyi geliştirdiler işte. Yani NPM komple çöksün bile kendi keşi falan var. Yani düşün yani. Ve kaldırdığı paketi söylüyorum. Kıran paketi söylüyorum. Leftpad. Leftpad yaklaşık 3 satırlık bir kod. Şunu yapıyoruz. Şimdi JavaScript'in standart kütüphanesinde şey yok. Hani 10 karakterlik bir alan bırak, sol tarafı boş bırak, sağ tarafa yasla. Hani leftpad yaparız normalde. Fatih yazdım. Fatih'ten önce, Fatih 5 karakter, toplamda 20 karakteri tamamlamak istiyorum. Sol tarafı komple boşluk yap ya da sol tarafı komple alt tere yap, sallıyorum. Böyle bir fonksiyon. Çok basit fonksiyon. 3 satır falan yaklaşık, belki 5 satırdır. Hadi olsun 10 satır. Bunu kaldırınca Facebook'un depend ettiği bir paket atıyorum. Leftpad kullanıyor. NPM update'i dediği gibi vuruyor. O paket siliniyor. Facebook falan çöküyor böyle, yaklaşık herhalde bir yarım saat falan çökmüş. Build'ler alınmıyor tabii. Tabii build'ler testten geçemiyor. Aynen, build'ler patlıyor vesaire bilmem ne. Diyorlar ki ne oldu? Bayağı böyle şey, kelebek etkisi gibi böyle her yeri tek bir tane fonksiyon dağıtmış. Ben buraya nasıl geldim ya? Utanmayın kod yazmaktan. Kendi iliştirdiğin küçük parçaları, özgür parçaları. Evet, yani aynen mesela... Adamın ismi neydi? Efendim? Adamın ismi neydi? Azer Koçulu. Bu arada böyle pek şey yapmıyor. Çok aktif değil. Bir tane base script yayınlamış şey. Normalde makinenizden dışarıya çıkmak istediğiniz zaman adresi öncelikle kendisine sorar makine. Der ki bu makine, atıyorum işte facebook.com'un bu domaini ben tanıyor muyum diye önce kendisine sorar. ETC'nin içindeki host dosyasını. Orada bir IP tanımlıysa o IP'ye sorar talebi. Tanımlı değilse DNS'e gider, DNS'ten IP'yi alır vesaire. Haliyle şunu yapabilirsiniz. Bir adresi, bir domaini kendi makinenize işaret ettirerek o domaine çıkışı engelleyebilirsiniz. Evet. Bunun için biz işte engelleme scriptleri, genellikle şu siteye çıkabilir dediğiniz zaman kendi etc host dosyanıza, atıyorum facebook.com'u 127.0.0.1'e yönlendirirsiniz ve oraya çıkamaz hale gelirsiniz. Odaklanmak istediğinizde bunu yapıyor. Azer en son yayınladığı GitHub projesinde de bunu sağlayan bir tane 5 script yayınlamış. 5 script'i çalıştırıyorsunuz. Engellemek istediğiniz
domainlerin listesinin olduğu bir TXT dosyasını veriyorsunuz. Onların hepsini alıp ekliyor ETC olsa ve çıkışları kapatıyor. İşiniz bittikten sonra da tekrar base script'e geri açlıyorsunuz. Onların içinden blocker silin. Blocker yapmış yani. Aynen öyle. Onu paylaşmıştım çünkü oraya şey yapılabilir mesela. Kabuk istemcisi yok, client'i yok yani. Atıyorum o base script'in üstüne geliştirme yaparak şeyi yapabilirsin. Hani add new site deyip domain'i verip işte kaldırıp aşağı yukarı kaldırabilirsin. Mesela öyle de katkı sağlayabilirsiniz. Tabii illaki gidip yeni proje oluşturmanıza da gerek yok. Hadi bu da dediği gibi Uğur'un. Hani katkı zaten ismin aslında toplu isim onun katkıdır zaten. Hani yeni proje değildir. Yani ben de yeni proje yaparken aslında katkı yapıyorumdur. Uğur benim yazdığım projeye bir şeyler eklerken de katkı yapıyordur. Yaptığımız iş aynıdır. Yani özet aslında biz bunu topluca contribution diyoruz. Hani katkı. Dönüyorum hemen başa sarıyorum. Abi tamam ben bunu nasıl yapacağım? Tamam ben hadi tamam ikna oldum abi. Gideceğim akşam şimdi hemen bir open source bir şey yapacağım ya da bir katkıda bulunacağım vesaire. Abi diyorum ki önce bir kere readme markdown oluştur. Bu markdown olmak zorunda değil. TXT bile olabilir. Ama tabii markdown vesaire gibi anlaşılabilir bir görsel tarafı olan bir şey olursa çok daha iyi olur. Touch dosyasının komutunu bilmeyen var mı? Touch Linux'ta dosya oluşturma. Readme.md diye bir dosya oluşturuyoruz. Daha sonra bunu açıyoruz. İçine yazmaya başlıyoruz. Ne yapmak istiyorsak. Ben işte leftpad yazmak istiyorum. Rightpad. Kendim yazacağım. Rightpad yazıyorum. Rightpad. Şu anda yazıyorum mesela. DS Rightpad. Alt satıra geç. Rightpad. Türkçe yazıyorum. Rightpad. İşte kendisinden şey verilen karakter genişliği kadar karakteri alıp işte verilen metni sol tarafa yaslar ve sağ tarafı işte verilen başka bir karakterle doldurur. Salladım şu an. Deyip işte altına Rightpad nasıl çalışır örneklerini yazdım. Altına geçtim. Lisansımı yazdım. Lisans önemli. Lisans noktasına hemen değiniyorum hızlıca. Lisans, yani o açık kaynak lisans ya da özgür yazılım lisanslarını bilmeyen var mı? Tamam hemen onu da hızlıca dokunayım. Lisansınız yoksa... Araya girebilirim sonra. Tamam ya yani çok hızlı dokunacağım. Bu çünkü lisans konusu bayağı bir hukuki bir mevzu. Böyle hani Türkiye'de uyan dakikada... yok pek fazla ya. Efendim? Türkiye'de çok uyan görmedim. Türkiye'de uyan yok ama... yani Türkiye'de uyan yok derken şöyle... Şimdi şöyle... uyumak zorundasın aslında. Ya, hani öyle hukuksal olarak uyumak zorundasın. Hukuki olarak uyumak zorundasın. Türkiye'de denetlenmiyor aslında. Aynen. Yani Türkiye'de öyle bir orası saldırı çünkü şey ben hani, olduğu için yoksa şey değil yani. Abi biz şey hani şöyle bir şey yok yani. Abi Türkiye'de yaşıyoruz. Hiçbir şey yapıp istediğim gibi işleyebilirim. Ya, öyle bir şey yok yani. Adamın aynen. Gerçekten uyumak hakkı varsa şart, uyumak zorundasın. Ya adam bir yazılım üretiyor şart koyuyor ona. Aynen. Sen denetlenmiyoruz diye bu yasal hale gelmiyor yani. Yok. Anlatabiliyor muyum? Zaten yasal. Şimdi buna denetlenmeye falan girip başka muhabbetlere de bulmak istemiyorum da. Öyle hani Türkiye'de birçok şey denetlenmiyor. Yasalmış gibi oluyor. Hani adam herkes üretmiş gibi satmaya çalışıyor yani. Mesela şöyle veriyor. Bir şey var. Lisansınızda şöyle lisans belirtmediniz. Ne olur? Ben open source abi GitHub'a proje koydum. Left right pad'i koydum ama lisans koymadım. Söyleyeyim size ne olur. Onu baktık kullanmak isteyen biri. Bana oldu. Mail atıyor. Mail attılar birkaç kere. Bunun lisansı nedir? Ona göre kullanacağız diye. Sormuş. Ben ilk bu arada şöyle oldu. Ben hiç lisans muhabbetini... Benim open source'a girişim neredeyse... Yani özgür yazılımdan haberdar oluşum bu tarz bir mail oldu bu arada. Öyle bir komedi durum var. Özgür yazılımdan haberdarım ama... Ben işte hani duyuyorum özgür yazılımı vesaire. Çok da bilmiyorum. Sonra bir tane adam bir tane çok... hatırlamıyorum. Bir tane benim böyle open source projem var. Open source demiyorum tabi o zaman. Ben GitHub'a koymuşum. Lisans vesaire yok. Lisans falan görüyorum projelerde ama tam da ne olduğunu bilmiyorum. Sonra bir tane adam dedi ki bunun lisansı nedir dedi. İşte yabancı bir abi hatırlamıyorum adını vesaire. Dedim bilmiyorum yani lisansı nedir. Ne olsun? Al bunlar. Sen ne olsun? Al dedim kullanmak istediğin gibi yani ben öyle bir şey. Dedi ki buna lisansı eklersen dedi. Biz dedi bunu beğendik. Kendi projemizi kullanmak istiyoruz. Tamam dedim ne yapacağım falan. Çatpat İngilizcem var. Ne yapacağım? Gittim abi, araştırdım falan böyle. FSF'yi buldum. Free Software Foundation.
Dedim ki araştırdım falan, böyle lisansları falan anlatıyor ama anlamıyorum. Bir de çünkü hukuki terimle abi lisansı okumak öyle mümkün bir şey değil. Hani bir GPL'i falan gidip de ben hadi gelin arkadaşlar GPL okuyalım öyle bir şey değil yani. Bugün Türkçe hukuk metnini de okuyamayabiliriz yani. Orası öyle bambaşka bir dünya. Bir şeyler yazıyor ama böyle. E işte anlıyorsunuz anlamıyorsunuz vesaire. Sonra ben şey yaptım. FSF'nin bir tane mail adresi vardı. Oraya bir mail attım. Dedim ki benim böyle böyle bir projem var. Aynen de olayı anlattım. Dedim ki böyle bir projem var. Bana dedim lisans sordular. Ben dedim hani anladığım kadarıyla neye izin verip vermediğimi sorguluyorlar. Ben dedim hani her şeyde izin versin istiyorum falan. Ne yapabilirim? Ne hangi lisans seçeceğim falan vesaire. Bir tane avukat böyle böyle title'ı var falan böyle bir adam. FSF'den bana iki gün sonra falan mail attı. Dedi ki işte şey. İşte hani bana istediğim şeyde mesela ben şey demişim çünkü ben bu konuyu herkes kullanabilsin istiyorum dediğim için işte şey diyor uyarıyor beni diyor ki bak herkes kullanabilir ama bunu kapatabilir. Tüm böyle tehlikeler var. Right ve copy left. Aynen hani, aynen hani bunun detaylarına giriyor diyor ki mesela bak kardeşim sen güzel kod yazmışsın ya böyle demiyor da böyle özet geçiyor. Güzel kod yazmışsın ama şimdi bu adam bunu alıp satabilir buna izin veriyor musun okey misin? Okey abi satsın. Satabiliyorsa satsın. Sallıyorum. Tamam o zaman işte atıyorum diyor ki işte o zaman işte tüm haklarından feragat ediyor musun üzerindeki kodun? Evet o zaman diyor ki o zaman CC0 yap mesela Creative Commons 0. Bu şey demek. Alın abi kullanın istiyorsan al 1.5 milyon dolara sat kodu demek. Tamam hani bu hiç benimle hiçbir alakası yok kodun. Ben bunu public domain yaptım. Kamu malıdır bu artık bu kod diyorsun. Bu işte mesela CC0. Adam o zaman demiş ki CC0 kullanabilirsin. Expert önermiştir MIT. Hatırlamıyorum yani şu an. MIT de mesela abi o tarz. MIT diye bir lisans yok abi aslında. Önemli mi? Expert lisans aslında. Biz MIT diyoruz. Öyle öyle oturmuş MIT. MIT'nin o yazdığı lisans. Evet evet. Yani. Evet. Aslında expert yani lisans. Hani şey yani lisanslar aslında kodunuzun sahipliğini ve neler yapılabileceğini belirleyen şeyler. Yani mesela bazı lisanslar der ki kodumu alabilirsin ama kapatamazsın abi. Yazdığın, kullandığın proje de açık oynak, açık olmak zorunda. Çok yani, kısa değil mi abi? Ya da belirce dokun. Yani özgür yazılım, bir yazılımın nasıl çalıştığını görmek, onun kodunu görmek, o kodu alıp istediğinizi yapabileceğiniz anlama gelmiyor aslında. Aynen, tabii. Konu ona denk geliyor. Bu yüzden kodların lisanslanması lazım. Bir kodu lisanslamadığınızda o kod sizin değildir. Daha önce bunlar yaşandı. Bir kodu lisanslamadan ortaya koyarsanız, X kişisi gelip onu kendisi lisanslayıp benim lisanslı kodum burada duruyor, gidin şunu kapatın diyebiliyor. Bunlar Amerikan tarihinde çok fazla yaşanmış şeyler. Bu yüzden bir kodu dışarıya açmadan önce lisanslamak zorundasınız. Çünkü siz lisanslamazsanız başkası üstüne konacaktır. Bu ayrı bir konu. Bir parantez açacağım. Mesela şöyle bir şey olabilir. Ben CC0 yaptım ya diyelim lisansımı. Bu şey demem. Ben dediğim gibi. Yani bütün haklarımdan feragat ediyorum. Birisi Uğur gelip aynen benim yazdığım kodu alıp altına da ben yazdım deyip tamam mı? Gider onu da başka bir lisansa çevirir. Sallıyorum. Ve onun olur artık. Çünkü gibi, ama lisanslı feragat çıkarsan olmaz abi. Lisanslı çıkarsan olmaz. Genellikle açık kaynağı savunanlar ya da bizim özgür yazılımla beraber özgür yazılımın 4 şartı var. Çok kısa bahsedeceğim onlardan. Bu böyle lisansladığınız zaman şunu yapıyorsunuz. Bu yazılım buna erişebilen herkesindir. Yani benim ama şu an senin. Senin elindeyse senin. Onun elindeyse de onun. Çünkü özgür yazılımın temelde 4 şartı var. Bir yazılımı istediğin amaç için kullanma. İstediğin amaç için bir kodu çalıştırabilirsin. Kodun nasıl çalıştığını anlama ve istiyorsan değiştirebilirsin. Bunun için tabii ki kaynağın açık olması gerekir. Bakın özgür yazılımda kaynak açık olmalıdır diye bir şart yok. Temel 4 şart. İstediğin amaç için kullan. Nasıl çalıştığını anla. İstersen değiştir kendi ihtiyacın için. Yazılımı istediğin şekilde çevreye dağıt. İstersen CD'ye yaz parayla ver. İstersen ya ben sana bunu kopyalayacağım ama karşılığında para istiyorum. İstediğin gibi dağıt. Ve son olarak yazılımın topluma yararlı versiyonlarını, değiştirilmiş hallerini de istediğin gibi dağıtma, satma, kullanma özgürlüğü. Bu 4 özgürlüğe sahip olması gerekiyor. Bunu sağlıyorsa özgür yazılımdır. İşte MIT lisans dediğiniz expat bir özgür yazılım lisansıdır. Karşısında GPL var. GPL şu anda 3. sürümündeyiz. O da özgür yazılımdır.
Bunun gibi bir sürü lisansı var. Çok değinmeyeceğim. Hatta ne bok yiyorsan ye isminde bir lisans da var. Yani do what the fuck you want falan filan diye giden lisanslar da var. Hani VTFPL var. What the fuck public lisans. What the fuck public lisans var mesela. Şey. Tam olarak bir satır. Hani diyor ki ne yapacaksan yap yazıyor yani. Bu kadar. Istiyorsun. Aslında şey, onu sordum bu arada yine FSF'ye sormuştum. Bu lisans değil aslında demişti. Evet, yasal bir tanımı yok. Yani aslında yasal bir şey yok. İstiyorsan hani yaz. Ama onu sadece şey diye geçiriyor. Bu kodu ortaya koyan adam buna erişebildiğinin farkındayım. Buyur, rızam var gibi bir şey geliyor. Ya hukuksal bir dayanağı var mı acaba? Yani öyle ileride onu bilmiyorum. Yani. Yok. Bir şey sordun mu? Yani bu böyle yazıyor, daha ondan kullandım gibi. NPM update dediğimiz zaman package.json içerisinde lisans yoksa NPM bize bir sarı bir şeyle yazıyor. Kardeş senin lisansın yok diyor burada. Yani, doğal olarak evet, bazen. Uyarı veriyor. Şimdi biz orada gidip oraya unlicensed yazabiliyoruz o hatayı şey yapmak için, kaldırmak için. Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Şöyle public bir şey ne yapmayacaksan değildir. Ama özel mi kullanıyorsun kendi projen? Yani şey mi? Private proje. Zaten private'sa zaten. Ya NPM init dedin, sana sordu. Bunu kim yazdı? Adı nedir projenin? Vesaire dedi. Uyduruyorum. Şeyi sorduğun esna, lisansı sorduğu esnada da geçtin. Geçebilirsin çünkü sen bunu zaten alıp bir yere vermeyeceksin. O esnada lisans belirtmene gerek yok. NPM orada aslında hata değil, uyarı veriyor. Warning veriyor. Diyor ki hani bak, bir paket üstünde çalışıyorsun. Bununla bir şeyler yapıyorsun. Hazır bana işin düşmüşken hatırlatayım. Buna lisans koymadın. Şimdi sağa sola koyarsın. Biz bunu çünkü çekeceğiz, atacağız, bilmem ne yapacağız. Çünkü lisansların, çok lisans konusunda kaldık, ben bunu tamamlayıp kapatıyorum. Lisanslarda şöyle bir şey var. Mesela kaynağı alıp bilmem ne lisansıyla dağıtacaksan, yani kodu alıp kapatma niyetin varsa, bazı lisanslardan aldığın kod, bazı lisanslı yazılımların içine koyulamaz. Öyle şeyler görürsünüz özgür yazılımda. Adam der ki, ben bir sistem yaptım, sistemi buraya koydum ama bu sistemin içinde şu çalışabiliyor. Evet, niye koymadın içine? Lisans uyumsuzluğu var. Önce benimkini kur, sonra git öbürünü kur. Mesela ses düzenleme programları, Audacity galiba. Diyor ki abi beni kurdun, tamam şimdi ses düzenlemesi yaptım, hadi MP3 ver bunu bana diyorsun. MP3 kaydedeceksin. Diyor ki, ha diyor işte MP3 encoding için diyor şurada bir özgür yazılım var, onu kur. Aynen, şu kodayı kur. Lan içine koy. Şurada var, tıkla indir kur. Özgürse koy içine, tıkla, hemen tıklayıp 5 dakikada kurabilirsin. Çünkü lisansı uymuyor. Onu dağıtan adam şunu diyor, eğer sen de kendi özgür yazılımını copyleft lisansla dağıtmıyorsan benim yazılımımı alıp senin yazılımın içinde barındıramazsın. Mantığı anlatabildim mi? Diyebilirsin ki bak şurada şu var, al bunu bunun içine koy diye kullanıcıya söyleyebilirsin. Ama kullanıcıya bir paket halinde veremezsin diyor. NPM'deki lisans belirtmeler de o yüzden önemli. İşin özeti o. Yani lisansı, bu arada lisans koymazsanız ne olur? Bir şey olmaz. Ama list paketiniz kullanılmayabilir. Sonra şey demeyin yani mesela. Abi bu paket yazdım, süper çalışıyor ama hiç star gelmiyor. Sallıyorum GitHub'da vesaire mesela. Gelmeyebilir çünkü lisansın yok. Ya da kimse kullanmıyor. Niye kullanmıyor abi? Ne güzel paket yazdım. Abi lisansın yok. Yani adam bakar lisansına. Abi lisansı yok, geç. Çünkü lisansı olmaması sıkıntı yani. Belirsizlik var. Neyse lisansa çok daldık. Ritmin altında da bir tane lisans diye açmıştım tezi. Bayağı büyük parantez oldu. Önce Ritmi dosyamızı oluşturduk. İçine de yazdık istediğim gibi. Dediğim kısım, vizyonunu tamamen aktar abi. Ne istiyorsan yaz. Yani diyorsun, yani uçup kaçabilirsin çünkü ritmi silebilirsin sonra, değiştirebilirsin. En mükemmel şekilde yazman gerekiyor. Yani abi tamam ben şöyle bir paket kullanacağım, yazacağım. Bu paket fonksiyonu şöyle bir parametre geçeyim, bana çıktısı bu olsun. Gerçekte içeride sizi çok zorlayacak bir şey bile olabilir bu. Sadece hayalinizdeki şeyi yazmanız lazım. Dolayısıyla yani mükemmellikten ödün vermememiz lazım. Diyeceksin ki, ay ben böyle bir kod parçası yazacağım ki bunu gören, bunu kullanmak isteyen adam diyecek ki, abi adam var mesela bunu bana en çok hissettiren yazılımlardan biri Ruby on Rails. Rails'ta mesela atıyorum diyorsunuz ki işte bir şey diyorsun böyle, tek bir satırda bir şey geçiyorsun. Çünkü Ruby on Rails'ın felsefesi bu arada rhythm driven'dır yani. Hani zaten rhythm driven development'ı konusunda bayağı hani aktif şey yapan ekiplerdendir kendileri. Ve diyorsunuz ki mesela
komünite çok bu arada şey aktif, hani Readme üzerine çok düşünüyorlar. Ruby komitesi. Çünkü şey felsefe şu, Rails felsefesi şu. Der ki kodu insan okuyor. Yani bunu insan yiyecek. Anlatabiliyor muyum? Hani kodu çok kolay yazmamız lazım. Kod yani işte iki görüş vardır. Kod bilgisayar için midir? Kod insan için midir? Kod için. Hani böyle bir iki şey vardır yani. Bazısı der ki abi kod bilgisayar için midir? Oturur böyle imperatif kod yazar deli gibi. Çünkü kodu bilgisayar o şekilde daha rahat anlar ve daha muhtemelen daha hızlı çalışır. Çünkü bilgisayarın seviyesine inmeye çalışıyorsunuz. Ama Rails der ki, Rails komünitesi, abi kodu insan yazar. Bilgisayar bize hizmet etmek zorundadır der. O yüzden mesela Ruby komünitesi aslında çok büyük, ya yazılım komünitelerine, web komünitesine özellikle çok büyük şeyler katmıştır. Mesela işte bu ORM olayını en iyi seviyede gerçekleştiren aslında Active Record'dur Rails'ın mesela. Bütün diğer Active yani diğer ORM'ler Ruby'den çok fazla şey çalarlar. Çalarlar demeyeyim de tırnak içinde çalarlar, alırlar yani. Esinlenirler diye. Mesela ya da işte RSpec, RSpec'ten var işte it should vesaire. Bunlar yine Rails komitesinin kattığı şeylerden. Yani Rails şunu der abi, bunu bizim yazdığımız kod, Ruby ve Rails aslında, bizim yazdığımız kod cümle kadar basit olmalı. Yani normal bir cümle yazıyorum ve bu çalışıyor olması lazım. Kodun kendisi de öyle. Evet, hani evet yani ben ilk hatırlıyorum şeyde, Ruby'de bir, Rails'da daha doğrusu, Rails'da bir model yazıyordum, database modeli işte. Has many belongs diye bir şey var biliyorsunuz değil mi onu, duymuşsunuzdur. İşte class user... Has many posts. Posta gidiyorsunuz. Post belongs to user. Bitti. Hani normalde bunu imperatif şekilde yazmaya kalkarsanız işte database kurmanız lazım. Foreign key'leri ayarlamanız lazım vesaire. İşte migration'ları yine getiren mesela. Migrations'ı getiren yine Rails komitesi. Çok Rails övdüm de. Hani anlatmaya çalıştığım şey bunun ne kadar hani mükemmellikten ödün vermeden kastım. Abi yapılacak şeyin gerçekten çok basit olması lazım. Yani benim yazdığım kodun çok basit çalışıyor olması lazım. Böyle adam, bunu kullanan adam, yani yazılımcı da birer kullanıcıdır aslında. Siz React'i kullanırsınız aslında. React çok karmaşık da olabilirdi. Ama adamlar ona bir kullanım kolaylığı katmaya çalıştılar. Gerek var mıydı? Vardı çünkü hani onu katmak gerekiyordu. Katmasaydı kullanan Virtual Dome'u var olan haliyle kullanamazsın. JSX'in var olma sebebi senin oturup bütün o fonksiyonları tek tek yazmaman. HTML gibi yaz diye adam oraya bir tane başka bir parser yazmış gibi. Yani şöyle düşünün, bir tane adam oturuyor diyor ki işte ben abi HTML yani normal string bir type da bir veri tipi de niye hypertext bir veri tipi değil diye soruyor mesela. Sonra bu fikirleri çıkıyor ortaya. Anlatabiliyor muyum? Yani adam diyor ki orada, abi ben string'de Fatih, tırnak içinde Fatih dönebiliyorsam bold Fatih de dönebilmem lazım. Mesela bu, aslında fikir bu. Anlatabiliyor muyum? Mükemmellikten ödün ver. Yani, adam bunu düşünüyor, daha sonra oturup bunu yazmak zorunda. Yani o return bold Fatih kapat bold'u oturup bu basitliği sağlamak için arkada deli gibi bir şey yazması lazım. Bir parser yazması lazım ve bunu yazıyor. Readme development'ı araştırırken ilk bulduğum şeylerden biri ne zaman atmış bunu? Tarih. 2010. Nerede? 2010. 29 Mart 2010. 2010. Evet şurada. 29 Mart 2010'da Mojombo. Mojombo GitHub'ın sanırım kurucularından. Goldum adında Ruby on Rails paketi yazıyor. Ve bu ilk commit. Ve ilk commit, zaten commit mesajı da readme driven development. Commit mesajı da direkt readme. Yani şey, commit'in dosyası da direkt readme. Oturup readme'yi yazıyor. İlk, aslında kelimeyi ilk kullanan internette Mojombo. Ve oturmuş, yazmış mesela bakın. Burada, normalde kod yok orada da. İşte demiş ki yine şöyle initialize edilir. Require Golem dersin. Sonra Golem.new dersin. Ondan sonra işte repo adını verirsin. Sonra bu sana bir tane Golem repo objesi döner. Bakın ortada kod falan yok bu arada. Yani tamamen yazıyor, kafasında yazıyor yani. İşte
golem.formatted.page dersin. İşte sallıyorum. İşte page name'i verirsin. Sonra sana bir tane golem page objesi döner. Ortada kod olmadan tamamen diyor ki böyle çalışsa güzel olur diye yazıyor. İlk gördüğüm, yani ilk rastladığım şey buydu. Projeyi yazarken. Ve bu konuda da yazılmış başka makaleler de var internet üzerinde. Sanırım zaten son slide'a gelmişti, son iki slide. RTMF'yi biliyorsunuz değil mi? Benim bir sorum var, onları evet. Hem kurdan örnekler verir hem de projeyi izahını mı yapıyor? Evet, aynen öyle. Yani ortada bir kod yok. Bunu değiştirebilir. Sonra şunu mesela, son ileride bu gerçekçi olmadığını fark etti. Evet. Tamam mı? Yani güzel yaptı ama, ya güzel düşündü ama kodu yazarken dedi ki abi çok da gerçekçi değilmiş, birazcık fazla açık uçmuşum burada dedi. Sonra buraya gelip güncelleyebilir. Ya da function ismini değiştirdi. Get for ha, ya da function adını değiştirdi. Hani bu dediğin gibi hani bütün projeyi açıklıyor. Sanki proje zaten varmış gibi görmek istediği şeyi yazıyor. Olmasını istediği şeyi yazıyor ilk başta. Daha sonra oturup kodunu yazacak. Ama belki önce testini yazacak. Biraz daha esnek oluyor. Test yazmaktan daha esnek çünkü buraya bağımlı kalmayabiliyor. Yani sözle... Evet, evet, buraya bağımlı kal. Aslında bu vizyon. Yani adamın benim olmasını istediğim şey bu diyor. Benim günün sonunda, yani ben projeyi bitirdiğimde ortaya çıkan şeyin bu olmasını istiyorum diyor. Eğer bunu yazmazsan, şöyle bir rahatlığın oluyor. İşine gelen kodu yazıyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki, abi böyle de olurdu da, böyle yazdım şimdi bu da çalışıyor. Tamam böyle hiç kullanmıyorum. İşine gelen kodu yazıyorsun. İşine gelen kod da genellikle okunmuyor olabilir. Yani olma ihtimali daha yüksek hatta. Çünkü challenge yok. Anlatabiliyor muyum? Hani demin React örneğinde verdiğim örnek. Return küçüktür, bold büyüktür, Fatih küçüktür, slash bold büyüktür. Bunu, bu basitliği oturup yazıyor. Diyor ki ben bunun çıktısının şu olması istiyorum. Abi deyip oturup parser yazıyor buna. Çünkü onu gerçekleştirmek istiyor. Bu şekilde o vizyonu görmeseydi belki daha böyle mevcut veri yapılarını kullanarak başka bir şeyler yapabilirdi. Ki zaten hani bunun süreçlerinden geçen bir durum var orada. Diğer çizimcilerin bu olayın şeyi güzelliği yok mu? Mesela en başta readme'yi yazdığımızda geliştirici topluluğuna aslında bir mesaj vermiş oluyoruz. Tabii proposal diyoruz aslında buna biz. Değil mi? Proposal deniyor ya aslında buna biz. Hani aslında proposal bu. Yani mesela JavaScript komitesinde mesela, lafını kestim orada devam edersin. JavaScript komünitesinde mesela bir özellik tanıtılıyor. Proposal tanıtılıyor. RFC'ler. RFC'ler aslında diyor ki bunun böyle çalışmasını istiyorum. Böyle çalışsa güzel olur. Şimdi mesela biliyorsunuz internette hiçbir şeyin standartı yoktur. Kimse çıkıp şunu diyemez. Biz bunu böyle yaptık. Bunun standartı bundan sonra budur. Böyle bir şey yok. İnternet Task Force diye bir ekip var. Orada insanlar toplanır, belli şeyler üzerinde çalışır ve yorum talebinde bulunur. Request for comments. Yani talepte bulunuyorum yorumda bulunmanız için diye ortaya bir şey koyarlar. Bu bazen iyileştirilir ve güncellemeleri çıkılabilir. Ve internete şu duyurulmuş olur. Ya biz dedik ki uyduruyorum. Mesela benim bir yazılarımdan birinde bahsettiğim şey var. List unsubscribe diye bir header ekleme muhabbeti var şeye. E-postalara. Diyor ki internet topluluğu bir ara. Ya diyor e-posta listeleri yaptık. E-posta listelerine abone oluyoruz. O listelerden sürekli mesaj geliyor. Süper. Ama çıkmak istediğimizde çok sorun yaşıyoruz. Listenin adminini bulacağız. Ona ulaşacağız. E-postamızı vereceğiz. Adam bunları toplayacak, çıkaracak. Ya onun yerine şu listelerden çıkmanın bir e-postaya mesaj atınca otomatik olarak çıkaran ya da bir linke basınca otomatik olarak oradan çıkaran bir şey yapsak diyorlar. Ve bunun aynı bu şekilde önerisini yazıyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir şey düşündük. Ne dersiniz? Yorumlarınızı istiyoruz diyor. Request for comments tak diye koyuyor oraya. Düzenlenmeler tabii bir sürü şeyden geçtikten sonra bir kod alıyor. O RFC'yi bilmem ne diye Internet Task Force'un sitesinden yayınlanıyor. Sonra e-posta istemcisi geliştiren adamlar geliyor, bakıyor. Ya diyor bu diyor iyi bir şey. Bunu diyor ben implement ediyorum. Tamam diyor ben diyor. Uygulamasının özelliklerinde diyor ki ben RFC'yi bilmem kaçı uygulamaya koyarak İstemcimin içinde e-posta listesinden çıkmanızı sağlayacak bir özelliğe sahibim diyor. Bugün Gmail kullanan var mı? Gmail'de bazı böyle toplu e-postalar geldiği zaman abonelikten çık yazıyor. Onu
İşte mesela öyle çalışıyor. Birisi gidiyor, yani ekip toplanıyor, buna öneri olarak sunuyor. Bunu sunmak isteyen istemciler o özelliği dahil ediyor. Haliyle proposal yani öneri ya da request for comments diye geçen aslında internetin temelini oluşturan şey bu. Yazıyorsun, böyle olur diyorsun ve çıkıyor. Bir tane 1 Nisan diye çok küçük bir şeye değinebilir miyim? Değil. Ya da abi tamam mı öyle değil. Zaten 2 slide kaldı. Bitireyim tamam, sonra abi. Sana bırakayım. Sonra bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu aslında tam olarak şey değil midir? Yani basit, temel bir seviyede projeye başlamadan önce algoritmasını yazmak. Gibi, evet. Ama tabii biraz daha şey, biraz daha üst seviyeden, yani biraz daha normal insan şeyle. Algoritma biraz daha teknik bir şey ya. Bunda biraz daha aslında çıktığı, yani algoritma yazıyorsun ama şimdi algoritma yazmak şey, bunun iş nasıl çalıştığını yazmak demek aslında. Biz burada şunu diyoruz abi, ben bunu bu şekilde kullanmak istiyorum dediğim gibi aslında. RFC aslında proposal, yani bunun bu şekilde çalışmasını bekliyorum. Sen devam edecek misin? Yoksa çok mu kestik? Yok ben... He tamam. Yani dediğin gibi bu topluluğa aslında bu şu mesajı veriyorsun dediğin gibi. Ben bunu bak böyle yapıyorum. Bu şekilde yapıyorum ve bunu aslında... aslında bu sizin kendi... şöyle, bu sizin kendi RSC'niz. Yani kendiniz hani bunu open source edip şunu da yapabilirsiniz. Direkt readme'yi yazdım. Aa ben böyle bir şey yapıyorum. Bana katkıda bulunur musunuz? Readme'yi yazdım bıraktım. Ben yazmıyorum yani hani. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir seçenek mesela. Sadece readme'yi yazdım. Bir proje oluşturdum. Sadece readme'yi yazdım ve süper bir fikrim var. Açır yani. Yer yerinden oynayacak. Böyle bir fikrim var. Hadi gelin bunu beraber yazalım. Millet gelir burada atıyorum. Üzerinde tartışırsın edersin vesaire bilmem ne. Sonra bunu hayata geçirmeye başlarsın. Dersin ki abi tamam çok güzel oldu bu. Bu şekilde kullanılırsa biz yıkacağız. Web'i alt üst edeceğiz. Disrupt edeceğiz. Buna geçelim. Bu şey bunu hayata geçirelim. Riddi F-Manual dediğimiz şey aslında bizim kullandığımız sürekli şeydir yani. Adam gelir sana soru sorar. Nasıl olduğu zaten yazan bir şey. Yani orada bir linke tıklasa zaten görecek. Benim yanıma kadar gelmesine gerek yok ama işte gelirler. Çok vardır öyle. Abi selam, bir şey sorabilir miyim? He, bir şey sorabilir miyim? Zaten sorusu, zaten o da bir paradoks. Ona da çok ayar oluyorum. Bir şey sorabilir miyim derken zaten soru soruyorsun. Nohello.com biliyor musunuz? Nohello.com şudur. Gelip bize, abi bir şey sorabilir miyim demeyin, kimseye demeyin. Şöyle deyin. Merhaba abi nasılsın, umarım iyisindir, bir sorun vardı. Şöyle 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 oldu da şöyle oldu, şöyle 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 yapmayı düşünüyorum. Ne dersin, ne yapabilirim? Böylece onu tıklarım, görürüm, he yanıt verebileceğim bir şey derse veririm. Öbür türlü şöyle oluyor. Selam abi nasılsın? İyi, teşekkürler. Ve ben artık hani son 1-1,5 senedir sadece selam abi nasılsın, merhaba gibi mesajların hiçbirine dönmüyor. Cem Yılmaz'ın vardı ya, abi sana nasıl ulaşabilir? O da ulaşmışsın diyor da. Ya onun gibi abi çünkü bana da gülüyor mesela. Ya bizi şey sticker'a gülüyor mesela. Sticker.net diye bir tane benim girişimim var. Mesela mail atıyordum selam diye. Abi evet. Müşteri mi tutamaya? İşte ama tabii orası müşteri şeyinde olduğu için ben cevap veriyorum ama. Ya selam diyor mesela yani. Abi yani chat mi burası yani? Gözüm mail atıyorsun yani. Mail. Utanmasa selamı asıl. Çiğdi canım. Selam diyor mesela. Yani çok geliyor böyle. Ya da bir şey sorabilir miyim? Yani soruyorsun işte. Yani zaten bu soru. Zaten aldım benden o zamanı. Yani onu anlatabiliyorsun. Benden zaten bir e-posta okuma zamanı aldım. Bunun şey standart dışıdır. Aklınızda bulunsun mesela. Bunu yurt dışında falan ya da mesela topluluk Slack'lerine girdiniz falan mesela. Gidersiniz bir adama bir soru sorarsanız. Hi derseniz cevap almama ihtimaliniz var. Sonra da şey, abi bu adam da çok havaya girmiş cevap verme falan diye tribe girmeyin. Abi şöyle yazarsın. Hi. Bla bla bla. Tire tire. Sonra soracağın soru neyse onu sor. Bir de süreci anlat. Yani şunu tabii, yapmaya çalışıyordum, şunu denedim, şöyle oldu, buna baktım, şurada tıkandım. Heh. Ya adam zaten bu şekilde sizin de vaktinizi aslında, siz kendinize de vakit kazandırıyorsunuz. Bir kere adamdan bir geri hay beklemiyorsunuz. Yani vermeye de bilir. Abi zaten direkt sorunu soruyor. Hani direkt sorunu soruyorsun. Adam zaten onu gördüğü anda senin sorununu da okumuş oluyor. Adam için de hani senin için de bir vakit şeyi ve adamın muhtemelen sana yazacağı cevap sorunun cevabı olacak. Eğer o şekilde sorarsan. Diğer türlü nohello.com ya. Valla sitesi var. Nohello.com olarak anlatıyor. Nohello tamam güzel. Ben bilmiyorum. Ben de karar aldım. Bundan sonra cevap vermeyeyim.
Günde F manual muhabbeti bayağı böyle internette falan da şeydir. Klasikti böyle. Çok bilinen bariz bir şey yani. Ben atıyorum React'in ilk ana sayfasında yazan bir örnek veriyorum. Ana sayfada React'in ana sayfasında yazan bir şey gidip bir şeye sorarsanız adamlar gelir sana direkt der ki hocam yani bir git de bir readme'yi oku önce yani. Bu zaten yazılmış. Çok bariz bir şeyi. Ya bazen öyle oluyor mesela. Let me Google it for you. Aynen hani şey var. Ya bazen bir de şöyle oluyor mesela. Bana olduğundan hani bazı belki herkese gelmiyordur da. Ya karşı eğer yani tecrübeli biriyseniz karşınızdaki adamın sizi aptal yerine koyup koymadığını anlıyorsunuz, tamam mı? Adam şimdi şöyle mesela diyor ki abi uğraştım yapamadım. Ya abi uğraşmadın şimdi yalan söyleme ya, ben salak mıyım, salak gibi mi duruyorum? Uğraşmış olsam bir en azından bir sitesini açar bakardın, orada zaten yazıyor. Ya da Google'a tek kelime yazsan çıkıyor ve ilk sonuç yani. Hani uğraşmadın yani aslında. Ya da en azından uğraştığında bir hata mesajı alırdın, onu aratıp bir Stack Overflow hani, sayfasına. Hani çocuklar şey yaparlar, bilmiyorum hiç böyle o ilkokula falan giden yeğenleriniz falan var mı? Böyle bir soru verirsiniz, şimdi ders çalıştırırsınız, bilmiyorum ben çalıştırıyorum mesela. Size bir soru verirsiniz, içeri gider böyle 3 dakika falan. Yapamadım. Otur. Ya ol, ya git. 3 dakikada kalem zaten çözemezsin. Kalem kıpırdatmadı. Yani hiç bakmadı bile, tamam mı yani? Hani şey istiyor yani. Uğraştım yapamadım. Ya niye uğraştın? Zaten biraz önce buradaydım. Git bir yarım saat uğraş bununla. Hani şey bile yok. Hani üzerinde matematik sorusu mesela. Üzerinde bir karalama görürsün. Siler mesela sallıyorum. Yok abi tertemiz duruyor. Bakmış sadece böyle. Öyle bir şey yok yani. Ama bunu da anlıyorsunuz. Bu yazılımda da abi gelip sana soru sorar. Bilmediğini anlıyorsun. Yani bakmadığını anlıyorsun. Hani öyle juniorlar vardır yani yeni başlayıp böyle herhalde anlamaz ya diye şansını dene. Öyle bir şey yok maalesef. Anlaşılıyor. Biz de diyoruz ki write the F manual ya da yazalım abi yani dokümanı yazalım. Yazdığımız kod anlaşılabilir olsun. Yani read the F manual diyebilmemiz için birine kendi yazdığımız kodla ilgili önce yazmamız lazım. Yoksa o benim hakkım yok yani. Hani o getirip gerçekten gelip onu anlatmam gerekir. Oturup abi tamam gel bak şimdi ben sana anlatıyorum deyip kenarı çekmem lazım. Eğer dokümanı yazarsan muhatap olmama bile gerek yok. Aynı şey bende de şöyle bir şey vazgeçilebilir olmak üzerine kurulu. Bir sistemin ben ne kadar dokümente edersem bana o kadar az ihtiyaç vardır. Ve misal bir sistemde sorun olduğu zaman gece uykudan uyanmak zorunda. Evet, kalmam tabii, misal. Tabii. Çünkü ben sistem admin olarak çalışıyorum. Ölebilirsin. Ya da rahat ölebilir. Şey vardı bu Doruk Fişek'in bir sunumundaydı. Ben mesela kamp yapmaya gitmek istiyorum diyor. Ama hani dokümantede vazgeçilemez olmak kısmı var. Türkiye'de özellikle Türklerde vardır. Çalıştığın yerde vazgeçilemez ol. Şey yap falan. Seni, ben de tam tersi vazgeçilebilir olmak üzerine ki ben rahatça tatile gideyim ya da rahat yani bu arada şöyle sonra dokümanı yazmak. Şöyle. Mesleğin ilk yıllarında vazgeçilemez olmak ihtiyacı yüksek basıyor. Evet. İhtiyaç yüksek ağır geliyor çünkü şey diyorsunuz. Abi beni olmasın ya bunlar zaten juniorim. Hani daha kendine güvenim de çok yok. Ama ileride o kendine güven biraz daha geliyor. Biraz daha aslında vazgeçilemez ama sürekli ihtiyaç duyulmayan. Hani aslında şöyle hani vazgeçilemezden kastı şu. Evet. Hani güzel iyi adamsın ama abi sürekli seni darlamamaları lazım. İşte, İş saatin değil, knowledge'in de yerine. Aynen. Doğru. Arada hani çünkü şu oluyorsa gerçekten tatile gittiğinizde abi alo Fatih'cim canım ya şunu nasıl yap? Ya da dönüyorsunuz tatilde tüm full tatil telefon kapalı bir geldiniz sistemler çökmüş şey olmuş bir yerlere yapılmışlar. Kırmızı yanıyor falan. Ya gerçekten alert. Bu olabiliyor. Evet. Bu oluyorsa ki biz sistemciler tarafında falan daha tehlikeli hareketler bunlar. Evet. Ya mesela bizim şu anda çalıştığım şirkette işte handbook diye bir şeyimiz var GitHub'da bir proje. Komple yani readme'den oluşuyor komple bütün proje readme. Bayağı wiki gibi, şirketin wikisi gibi ve GitHub üzerinde bütün geliştiriciler onu kullanabiliyorlar. Ya mesela bizde de bir staging sunucusunda log izleme nasıl yapılırı gidip bulabiliyorsunuz orada. Çünkü ben iki de bir DevOps'u darlamak istemiyorum. Çünkü bir işte CloudWatch var AWS'de. Oturup orada bir script yazıyorsunuz tamam mı? Böyle bir kendi sintaksi var. Adam oraya yazmış diyor ki bunu al çalıştır. Şuraya da işte container'ın adını yaz. O sana logları gösterecek diye oturup dokümana yazmış. Ben ikide bir DevOps'u gidip abi bu neydi? Abi şimdi şu ya bir staging'de bir log izleyecektik falan demek zorunda kalmıyorum. Böyle bir log işi var. Ön kurması gerekmiyor yani. Hani
Aynen hani bu da read midir yani? Open source olmasına göre bu da read midir yani? O yüzden dokümanlarımızı yazalım. Kötü bile olsa yazalım. Yani Türkçe de olsa yazalım. Çince de olsa yazalım. Yazalım yani. Hiç yoktan iyidir. Çince olmasa en azından Google'da. Aslında önce bir arkadaşlarına yaz. Yani çalıştığın şirkete yaz. Sonra belki daha dünyaya yazmaya başlar. Oradan bir alışkanlık bulur. Tabii. Yani bu direkt bu bütün dünyaya hitap etmeye gerek yok. Biraz benim şahsi mesela şeyim. Yazdıkça çok gelişen bir şey. Yani oturup ben böyle deli gibi bir akşam böyle hayvan gibi ritmi yazabiliyorum yani. O tabii ilk başlarda böyle değildi ama biraz yazmaya başladıkça, yazdıkça bu birazcık artık şey oturuyor. İşte şeyi falan mesela diyorum ki ritmi de ilk başta ben niye bakıyorum? İşte bu alet nasıl çalışır hemen göstereyim adama. Tabii. Adam belki detayına girmek istemiyor. Direkt gidip de fonksiyon tanıtımıyla başlarsan olmaz. Bir adama bir küçük bir kod parçası göstereyim. Overview dediğin gibi. Evet. Ondan sonra altına geleyim. Hatta overview'dan önce mesela ben neye hizmet ediyorum abi? Neye mesela işte bir şey bir kütüphane yazmışım. Bu kütüphane neye hizmet ediyor? Bunu açıklayayım. Daha sonra diğer alternatiflerim varsa o alternatiflerinden farklı birini yazayım. Çünkü bu adam gelecek de abi aynısı var zaten orada yapıyor. Sen ne yapıyorsun ki farklı? Senin neyin farklı? Mesela benim GraphQL.js diye bir şeyim var. Library'im var. Farkı mesela soruyorlar abi. İlk sorduğu şey şu. Aa güzel. İşte Apollo'dan farkı ne diyor mesela. Apollo'da benim yani yazdığım projeyi çok kalla bir şekilde handle'dan başka bir kütüphane. Abi diyorum ki ya Apollo'yu ben aslında ilk başta kullanmak istedim. Çok büyük geldi. Ben de küçük bir proje yapıyordum. Çok büyük hissettim projeyi. O kadar büyük bir kod base'i kütüphanemi yani yazdığım projeyi almak istemediğim için gidip küçük bir tane alternatifini yazdım. Bu. Bu yani benim argümanım bu. Dolayısıyla bitirmiş oluyorum. Teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı? Gerçi soruları hep aralarda aldık ama ekstra soru alabiliriz. Abi doküman yazarken kitaba dönüşüyor bir süreden sonra dökümanı yazmak. Yani yaz o sayfa kocaman oluyor one page. Yani onu bölüyorsun linkler bir yerden sonra ben ne yapıyorum diyorsun işin sonunda. Yani tabii onun bir sınırı da var. Yani şimdi her şey. Yani labs diye koyup böyle 500 sayfalık alsana diyor. Mesela gereklilik kısmına nasıl karar veriyoruz onu anlamaya çalışıyorum. O içimize doğuyor. Nasıl diyeyim bu nasıl yani sen gerekli olduğunu hissediyorsun. Yani sen şöyle düşünüyorsun. Sen dış gözle sen böyle bir projeyi ziyaret etmiş olsaydın. Ben tabii open source açık kaynak tarafından yorumluyorum şu anda. Ya da içeriden bir şirkette çalışıyorsun. Şirkette yeni işe başladın abi. Ne görmek isterdin? Ne görsen seni daha hızlı çalışırdın. Ne görsen işine gelirdi. Bunu yani empati kurarak düşünmek. Mesela işte bizim en dokümanı en kallavi doküman yazdığım konu Adem'le beraber yazdığımız şu Bricklayer diye bir şey. Bakın 2371 starı var. Şimdi size kodu göstereyim. Bir tane TypeScript dosyası var. Yani toplamda 200 küsür satır falandır. Hatta bu şey TypeScript olduğu için bile biraz daha uzun yani type definition'lar vesaireler de var. Yani bu kadar olmasına bile gerek yok. CSS dosyası esas işi yapıyor zaten aslında. Şu kadar. Bu da çok küçük. Tamam şimdi bir de dokümana bakalım. Şimdi burada bir tane benim vazgeçilmezim GIF. Command line tool da olsa şey de olsa GIF'i koyuyorum ki adam anlasın ne yaptığını bu aletin. Emojilere falan takmayın. Emojiler artık işin şey makyaj kısmı olmasa da olur. Bakın playgroundlar var. Browser support belirtmişim hangi browser. Çünkü adam ilk bunlara bakacak. Çık ya ben browser'ı da kullanabiliyor muyum? İşte contribution, işte nasıl contribute ederim? Ondan sonra burada benden siz şey bir tane plugin için kendisi otomatik koyuyor. Pardon, şurada neydi? Read the tutorial and documentation. Mesela wiki dosyasımız var. Burada bayağı mesela sol tarafta işte mesela yükleme. CDN'den nasıl yüklerim? NPM'den nasıl yüklerim? Bower'da nasıl yüklerim? Ondan sonra o kadar. Sonra example'lar, örnekler. Sonra işte metotlar.
metotların nasıl çalışıyor, işte repent ne yapıyor? Repent şurada ok var mı havada, göremiyorsunuz da biz. Herhalde beyaz dengesinde ya da. Tek 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 hani bu en dokümanı en uzun olan şey yazdığımız projelerden biri. Ne kadar zaman aldı bu yazdığı? Şöyle söyleyeyim, kod 2 gün falan almıştır. Ya biz bu toplamda bu projeyi belki bir haftada çıktıysak kodu yazmak 2 gün, 5 gün döküman yazmışızdır. Çünkü döküman satar. Yani şunun şuradaki rakam dökümana. Öyle söyleyeyim size. Yani anlamıyorum. Yani bu kodu şunu şöyle söyleyeyim. Şimdi burada aranızdaki en iyi frontendçi kimse? Çok iyi frontendçi olun. Yani çok iyi yani. Önce bir uygulamanın yaşam döngüsünü anlamak zorunda kalıyorsunuz. Aynen. Birisi size bunu çağırıp... Bu nerede başlıyor? Nerede initialize oluyor? Şimdi orada gulp file var. Yani gulp'ın nasıl çalıştığını, bir preprocessor nedir? Nasıl çalışır? Hani he demek ki bu işi yapıyormuş ki şu sonuca vardırıyormuş. Yani ben zaten bu kadar üstüne kafa yoracak olsam bir kütüphane alıp kullanmak istemem ki oturur yazarım yani. Evet. Öbür türlü ne oluyor? Ortada bir belge olmadığı için adamı böyle koskocaman bir okyanusun ortasına bırakmış oluyorsun. Sonra diyorsun ki hadi karaya çık. Karaya mı? Yani hangi karaya? Bir saniye yüzerek mi gideceğim, bir tekne var mı? Çağırabileceğimiz bir deniz uçağı var mı? En yakın kara ne tarafta? Peki benim o karaya çıkmam uygun mu? En yakın karada beni yiyebilecek bir aslan var mı? Yani adamı tam olarak okyanusun ortasına spawn ediyorsun böyle... Sonra diyorsun ki karaya çık. Yani PUBG'de abi, bir harita şey, var. Yüzme bilmiyor musun abi? Ha evet. Sonra diyor ki yüzme bilmiyor mu ya? Allah Allah. Niye başladın o zaman burada ya? Bilmiyor muydun suyla işimiz var? Abi var da ne bileyim ben. Alttan yani köpek balığı geçer sanmıyordum anasını diye. Böyle kaldık. Bilsek ona göre gelirdik yani. Bilsem ona göre kendi teknemle gelirdim. Aslında bütün olay orada. Ben hani konuşmadan sonra ufak bir şey yapalım diyordum. Ara verip mi çıkalım? Ya da bu hızlıca konuşmayı yapalım. Çünkü fazlaca tuttuk. Çünkü ara verdik, bir daha girdik, o da çok uzun sürer. Hızlıca bu sohbeti de yapalım ve sonraki buluşmayı planlayalım diye düşünüyorum. Fatih'e başka sorumuz var mı? Arada olabiliriz. Abi çok teşekkür ederiz. Sorularım cevabını biz niye yazmıştık? Evet, yüksek ihtimalle vardır. Zaten yüksek ihtimalle buradan alacağı şeyleri nasılsa Fatih sonraki sunumlarına ekleyecek mesela. Bugün özellikle bu konuya fazlaca değinmemiz gerektiği dediği konular varsa yüksek ihtimalle o belgeyi güncelleyecek. Buradaki belgeden kastım tabii ki onun sunum dosyası. Halde temel derdimiz insanlara bir şeyler anlatmak, belgelendirme, tarihte kayda geçmiş en eski şey. Çünkü tarih belge oluşturmakla başlamış. Yani yazıyı icat etmeyi tarihin başlangıcı sayıyoruz. Çünkü demişiz ki ya ulan hep itin kopuğun peşinde dolaşıyoruz. İşte hayvanı yakalayalım, yiyelim, meyveyi toplayalım, yiyelim. Yemek kovalamaktan yaşayamıyormuş adamlar. Sonra bir gün işte demişler ki ulan hani topraktan bir şey çıkıyor, şunun etrafını saralım. Oturur yeriz. Yani çok dolaşmaya gerek yok. Kalabalıklaşmışlar. Tarlayı sürmeye 5 kişi yetince geri kalan 10 kişi de demiş ki yağmur iyi oldu. Hani akşam buğdaydan bir ekmek yaparız. Ama yeni deniyorlar geliyor, anlatamıyoruz. Bak diyor, her taraf burada diyor toprak. Buraları da ekelim, biçelim. En iyisi ben yeni gelenin oraya nasıl ekip biçeceğini bir yere yazayım. O da diyor ki yazmak mı? Yazmak ne? Önce çizelim. O da diyor yani içime bir malum oldu yazmak diye bir şey. Şimdi belgelendirme oradan başlamış. Çünkü bir şeyi... Yazı, belgeyi yazabilmek için mi icat oldu? Tabii ki, başka niçin olsun ki yani... Bir kayıt bırakmak, yazıdan da öncesinde insanlar demiş ki ben bir kayıt bırakayım, bu şey muhabbeti verdi işte mağaranın duvarlarına el basan adamlar. Çünkü orada olduğunu belgelemek istemiş adam. Demiş ki ya buradaydık işte lan, bu kadar adam buradaydık. Geldik. Buradaydık, daha ne istiyorsun? Şimdi bizle ilişkili asıl konuda bugün hayat tamamen neredeyse belgeler üstünden dönüyor. Önce neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. O anladığımıza göre biz kendimizi ona karşı konumlandırmaya çalışıyoruz. Ya ben bunun muhatabı mıyım? Muhatabı olsam dahil olmaya gücüm yeter mi? Kaynağım yeter mi? Dahil olacaksam içeride nasıl yol alabilirim? Burada yol alabilmek için yeterli kaynağa sahipsem hadi bakayım nereden başlayayım? Buraları görmekten geçiyor. Aslında belgelendirme her alanda bunu kapsıyor. Çünkü örnek verelim. Az önce bir tane ilk Rhythm Driven Development örneği verilirken neydi abi o adamın adı? Ruby on Rails paketi yazan abinin adı. Adını anımsamıyorum, önemli değil. Orada bazı örnekler veriyor. Orada söz diziminin belgelendirmesi yok. Farkındasınız değil mi? Yani require diyor, bilmem ne diyor. Bunu diyor bu şekilde içeri çağırırsın. Sana diyor mu? Kardeş require boşluk
paketin adını yazdığında, kütüphanenin adını yazdığında o şuradan şöyle çalışacaktır diyor mu? Demiyor. Çünkü orada bir varsayım var. Diyor ki, herifin teki Ruby on Rails paketinin belgesine bakmaya geldiyse, Ruby on Rails'te bir paketin nasıl kullanıldığını zaten biliyordur. Mantığı anlatabildim mi? Yani inşa ederek, ederek, ederek gidiyor. Salim'le temelde ben bu Write the Docs'u neden başlatalım istedim. Şu anda gittikçe büyüyen bir proje var elimizde. Dahası elimizde zamanında destek verdiğimiz, hani geliştirdiğimiz ve destek sözleşmeleri henüz bitmediği için abi biz başkaca büyük bir iş yapıyoruz, o yüzden size adam ayıramayacağız. Hadi görüşürüz diyemeyeceğimiz kişiler var. Çünkü orada da bir belge var ortada, imzalamışız. 2 sene daha destek vermem lazım o adamlara. Kimi birileri gelecek, gelen adama anlatmak zor. Hadi parasını verdin, adam buldum, adamı oturttun. Bu sefer öbür taraftaki projeyi adama anlatırken zaten zaman geçiyor. Ulan ona o kadar zaman ayırıp elimdeki işleri erteleyeceksem, elimdeki işleri erteleyip bu işi hallederim, ona öyle giderim, bir ortalık karışıyor. Çünkü çok kolay bir şekilde büyüyemiyoruz, ekip toplayamıyoruz ya da başka birisiyle beraber bu projeyi dışarıya açmamız güçleşiyor. Her şeyden önce birkaç tane temel kıstası var. Bu geliştiriciler için yaptığımız şeylerde de, kullanıcılar için yaptığımız şeylerde de insanlara bir ortamı tanıtmak ve içinde bulundukları sistemin yaşam döngüsünü anlatmak gerekiyor. Yani ne demek bu? İşte biz Laravel İstanbul buluşmalarında anlatıyoruz. Bu arada Ruby on Rails'ten bahsettin abi. Ruby on Rails'i seviyorsanız ve PHP kullanıyorsanız Laravel İstanbul buluşmalarında bekleriz. Çünkü Laravel İstanbul Ruby'nin geliştiriciler için sağladığı şeyleri PHP tarafına uyarlayan müthiş bir şeydir. Ama şöyle bir sorun vardır. İnsanlar onu sihir yapıyor gibi görür. Çünkü internetteki bütün Laravel sözde anlatımları neyin nasıl çalıştığını asla değinmeden, belgelendirmeden asla bahsetmeden şöyle de. Şunu aç, şu dosyaya şunu yaz, şu dosyada şunu yaz, buraya da bunu yaz, tarayıcıya şuna bas, açıldı. Aa müthiş, nasıl oldu? İşte Allah'ım bitmedi, Taylor Otibon'u yazmış. Süper olmadı bu, süper oldu da bir şey lazım onun içine nasıl gireceğim? Onun için biz mesela yaşam döngülerinden bahsederiz. Laravel'e hoş geldiniz, şöyle çalışır, nasıl çalışır yaşam döngüsü. Talep buraya gelir, şu şunu kaldırır, bu bunu yapar, bu buraya bunu koyar, bu da şunu şöyle çeker. Böyle ki adam şunu görmüş olur. He, demek ki servis provider denen şey şuna yarıyormuş, lazım olduğunda şunu kullanabilirmiş. Mantığı anlatabiliyor muyum? Bu hem kendi yazdıklarımızı dışarıya duyururken, hem kendi yazdıklarımızı ekibi büyütürken, dışarıya dağıtırken, hem de içerideki ürünlerin özellikle dışarıyla senkron bir şekilde sunulmasında ihtiyacımız var. Kantli, neydi o hocamızın adı? Görkem hocam. Görkem Çetin. Evet. Görkem Çetin. Kendisi de özellikle biz işte bunu ilk duyurduğumuz zaman ilgisini çekti, mesaj attı, destek oldu sağ olsun. Kantli mesela biliyorsunuz özgür yazılım ve Google Analytics yerine kullanılmaya başladı dünya çapında. Acayip güzel bir belgelendirmesi var. Bu sayede ben içeri girip şunu anlayabiliyorum. Kantli'nin hangi dille yazıldığı benim umurumda değil. Hangi standartlarda çalıştığı, işte aman efendim yazılımla müdahale gerekecekse neler yapmam gerektiği benim umurumda değil. Ona ne girdi yaptığımda nasıl çalıştırabileceğimi ve nasıl ayağa kalktıktan sonra bakımını yapabileceğimi, söz gelimi, kullanılabileceğimi bana gösterdiğinde dediği zaman arkadaş bak şurada bir config dosyası var. Uyduruyorum bu YAML'la işaretlenmiştir ya da bu JSON'la işaretlenmiştir. Bu standartta ayar dosyasını yazıp işte servis controller'dan tekrar başlattığın zaman senin istediğin şekilde sistem tekrar ayağa kalkacaktır diyebilirim. Doğru mu? Artık belgelerin içine bir de neler eklendi? Docker eklendi. Docker kullanan duyan var mı en azından? Sanallaştırma konteyner. Süper. Projeyi çekiyorum. Docker'la ayağı bir kaldırıyorum. Hayırlı işler. Artı özgür yazılımla, işletim sistemi dağıtımlarında, GNU Linux dağıtımlarında bunları tamamen yöneten parçalar var artık. Mesela işte Rocket Chat kurmak istediğin zaman gidip makineyi ayağa kaldırıp onun istediği bütün parçaları kurup onun ayarlarını yapıp yaptığın ayarların konfiglerini birbiriyle konuşturmayı sağlayıp yazılımı çekip uygun bir yere atıp portları açıp veri tabanı sunucusunu kurup öbür tarafta işte web sunucusunu kurup web taleplerini aldım 80'i bağladım 443'ü bağladım bir tane nsencrypt'ten bilmem ne açtım bunlarla uğraşmana gerek yok artık diyorsun ki kardeş şunu benim için ayağa kaldırır mısın diyorsun geliyor laps diye ayağa kaldırıyor haliyle temelde bunu belge olarak son kullanıcıya vermemiz gerekiyor. Her aşamada bu gerekli. Write the Docs'ta da istiyoruz ki belge yazmak için işte bugün bahsettiğimizde sorduğumuz ilk sorular. Nereden başlamak lazım? Başladıktan sonra nasıl yürümek lazım? Sınırı ne olması lazım? Gereklilikleri. Gereklilikleri ne olması lazım? Bunların hepsini farklı
belge ihtiyaçlarını dayalı olarak örnekleriyle inceleyelim ve bunlara dair konuşmaları dinleyelim. Ya da bu konuşmayı yapabilecek kişiler varsa bunları görelim istiyoruz. Buradan sizden ricam, bugün belgelendirmeyle zaten uğraşan ya da atıyorum şöyle bir firma biliyorum, onlar uluslararası çalışıyor, mutlaka belgeleri vardır. Ekipleri işte 10 kişiden fazla, mutlaka belgeleri vardır dediğiniz şirketleri, kişileri, grupları, bunlar sizseniz lütfen bana yazın. Meetup sayfasından yazabilirsiniz, şimdi şart değil. Onlarla da iletişime geçip gelip bize tecrübelerini anlatmalarını isteyelim, çünkü en önemli aşaması bu. Diğer taraftan da nasıl başlarız, başlayıp nasıl devam ederiz ve bize artısı nedir, bunlara değinelim. Kafamdaki plan da şu: ekip içi belgelendirme, ürünü dışarıdan kullanılabilmesini sağlamak ve destek toplayabilmek adına belgelendirme ve yazılım ürünlerinin son kullanıcılar tarafından kurulup işletilmesi için belgelendirme, ki bu işte sistem yöneticileri gibi kişiler olur. Son kullanıcı değil aslında şu anlamda. Bir de diyelim ki yaptığınız ürün yazılım çevresinden değil, bunu yapıyorsunuz, yanınızda bir satışçı var, o da sokakta teknolojiyle çok alakası olmayan ama telefonu taşıdığı için müşteriniz olabilecek kişilere satıyor. Onlar için belgelendirme ne olabilir gibi 3 ya da 4 farklı dalda bunlara odaklanıp örneklerle çıkalım istiyoruz. Uluslararası buluşmalarda hatta bazen belli bir konu seçilip buluşmalarda gruplar oluşturulup belge yazım denemeleri yapılıyor. Alıştırma olsun diye. Belki öyle bir şey de yapabiliriz diye düşünüyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Varsa önerileriniz, şunu yapabiliriz diyebileceğiniz şeyler, hem dinlerim hem yazabilirsiniz. Buyurun. Sahnede bu günü belgeleyelim lütfen. Fotoğraf. Heh, tamam, fotoğraf alalım tabii. Fotoğrafta çıkmak istemeyen var mı? Onda fotoğrafı çeksin. Bu arada az önce kim çeksin? Çıkmak istemeyen fotoğrafı çeksin. Tamam, rica ederiz. Fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Tamamdır, süper. Az önce bir de bu taraftan bir fotoğraf çektim. Siz orada varsanız onu zaten bir yerde paylaşmadım. Fotoğrafta gözükmem sorundur. Lütfen dışarı çıkmasın dediğiniz bir şey varsa hemen silebilirim. Siz gözüküyorsanız sileceğim mesela. Tamamdır. O zaman siz bizim fotoğrafımızı çekerseniz süper olur. Önce bakalım orada gözüküyor musunuz? Sahneye çıkabilir miyiz? Hep beraber fotoğraf alalım. Ben gelirim. Çok güzel oldu ya. Çok az ayıp gözüküyor. Allah ben 5 tane galiba. Herkes öyle. Şirkette herkesten fazla 4 saat. Seçim mi takip ediyorsun? He? Seçim mi takip ediyorsun? Ya seçim mi takip etmeyen adam duyamamıştı. Şöyle söyleyeyim, bizde o zaman seçimde ne yapıyoruz? Bir trafiği var. Aa, patladı, patlayacak patladı. Zaten 11'den sonra tahtı basana gerek kalmadı. Ben kod koydum ya. Bu kapak kod diyorsun. Eyvallah, 340 kilobit trafik vardı adamlardan. Kaç bin, 200 küsur bin lira falan geçtiler abi. Ya sen burada siyasınlar, o kadar trafikleri varsa sen ne düşünüyorsun? Hayır, biz canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayın bizden aktığı için biz yapıyoruz. Bizim tarafını biz düşünüyoruz. Siz de gelin orada, beyefendi çekiyor bizi sağ olsun. Ondan sonra bunu bir daha tutamayacağım. O kameranın yanından doğru çekseniz çıkmaz mı? Çıkıyor, çıkıyor. Bir de boz kemiğimiz çok var. Olabiliriz kameradan sebep. Delikanlı sana.